Günaydın canım Türkiye'm, bugün tarihlerden 10 Ağustos 2022 Çarşamba, günler günleri kovalıyor, tarihler tarihleri kovalıyor. Türkiye yavaş yavaş yeniden sonbahara doğru ilerlerken, kış hazırlıklarına doğru ilerlerken, bugünlerde yazın ortasında sel uyarıları var. İstanbul için de önümüzdeki üç günlük süreç içerisinde, cumartesi gününe kadar aralıklarla ani ve sağanak şeklinde yağacak bir yağmurdan bahsediliyor. Şemsiyenizi yanınızda bulundurmanızı tavsiye ederiz efendim. Gördüğünüz gibi parçalı bulutlu bir boğaz manzarası ama hakikaten muhteşem bir İstanbul manzarası ile karşı karşıyayız. Hem Sultanahmet'i hem Ayasofya Camii ile tarihi yarımadaya Dolmabahçe Sarayı'na bakıyorsunuz şu anda. Yine balıkçılar Günlük rızıklarının peşinde oltalarıyla birlikte boğazın ortasında minik minik kayıklar görüyorsunuz efendim. Herkes günlük rızkının peşinde koşuyor. Eviz de öyle ama bir taraftan da bu ülkenin insanların sesi olma çabası içerisinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu ülkenin insanları, bu ülkenin çocukları kimden bahsediyorum biliyor musunuz? Can Hisa, Mehmet Karakuş, Mehmet Şahin, Ümmühan Sadıç, İrem Selçuk, Sakin Eshabil, Adem Esen, Veysel Kardeş. Kim bunlar diye soranlarınız olabilir. Eşlerimizi rica edeyim. Bunlar bu sene ilk 7 ay içerisinde iş yapmak için gittikleri yerlerde mevsimlik tarım işçisi, orman işçisi, inşaat işçisi, trafikte çalışanı, Atölyelerde, marangozlarda, yani aklınıza gelebilecek her türlü iş yerinde sönüp giden hayatlar. Korkunç bir bilgi. Yani ben haberi okuduğumda ya bu kadar değildir herhalde deme ihtiyacı hissettim. Sadece bakın birkaç bilgi vereceğim. Bu konuyu programımız boyunca konuşmak istiyoruz. Lütfen siz de katılın. Arkadaşlar sosyal medya adreslerimi veriyor. Bu ülkede 7 ay içerisinde tam 1014 kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bakın 1014 can yitip gitti çalışırken öldüler. Artık bu iş güvenliği iş kazası değil iş cinayeti olmaya başladı hakikaten. Bir ay içerisinde sadece bir ay içerisinde tam 169 kişi öldü. Bunların 15'i çocuk yaşta. Özellikle tarım işçileri. Şimdi yazın kızlar Anadolu'da değil mi? Okullar kapanmadan, belki de kapanmadan başladı o tarlalar. Hasat zamanı geldiğinde bölgelere göç edildi. İşte mahsuller toplanıyor vesaire. Bugün fındığa başlanacak. Bugünlerde işte şeftali toplantı Bursa tarafında. Çiftçi yine zor günler yaşıyor. Ayçiçek Trakya'da. Anadolu'nun pek çok yerinde pek çok ürün toplanıyor bugünlerde ve insanlar ölmeye devam ediyor. 1014 can öyle hani ya istatistik gibi geliyor ama kabul edilebilir bir şey değil. Detaylarıyla bakacağız efendim. Geniş bir perspektiften önümüzdeki günler içerisinde alınmayan iş güvenliğinin sağlanabilmesi için belki de toplumu uyandırabilmek için bir şeyler söylemek lazım. Siz hangi koşullarda çalışıyorsunuz, çalıştırılıyorsunuz? Hangi güvenlik önlemlerinin alınması gerekir ama alınmıyor? Siz yazın, hep birlikte konuşalım. Çünkü çok ciddi bir sorun haline gelmiş durumda Türkiye'de. Güzel işler var, Zor işler var. Türkiye gündemine bakacağız. Ama önce isterseniz günaydın diyelim önce bir. Gökhan Kıyış bendeniz efendim. Biraz hızlı giriş yaptık bugün. 3 saat boyunca yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini gün ışığı programında bulacaksınız. Gemiler gidiyor Akdeniz'e. Türkiye'nin hakkı olan doğal gazı, enerjiyi bulabil, bulup çıkartabilmek için çabalayanlar var. Ve bir taraftan Konya'ya bakacağız. Konya olimpiyat gibi bir şey yaşıyor efendim. Beşinci İslami dayanışma oyunları ve başarılı gidiyor. Türkler, Türk sporcularımız, bakın birazdan detaylı anlatacağım. Şu ana kadar 10 madalya birden kazandık. Gazetelerde de var görüntüleri var. Muhteşem bir açılış töreni. Bütün Konya'ya selam ediyoruz buradan diyelim. Ve ilk işimiz olan İstanbul trafiğine şöyle bir bakalım. Üç günlük sel beklentisi. Zaman zaman sel uyarısı da var. Çok şiddetli yağış beklentisi var efendim. Siz ıslanmamak için lütfen şemsiyelerinizi yanınızda taşıyınız. Cumartesi gününe kadar. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü şu anda bomboş. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de çok önemli bir trafik olduğunu söyleyemem. Yani bugün için Anadolu yakasından Avrupa yakasına geç geçmek o kadar zor değil. Siz bana gelin arkadaşlar görüntüyü hazırlayın hazırlayabiliyorsanız. Şu noktada gördüğünüz gibi Bahçeşehir çıkışlarında çok ciddi bir yoğunluk var. Tem E5 bağlantı yolunda da hani buradan kaçmak isteyenler bu tarafa doğru yöneliyor. Ve bağlantı yolunda da çok ciddi bir şişme olmuş durumda. Sıkışık bir trafik var. Avcılar istikametinde enteresan Beylikdüzü. Beylikdüzü istikametini de ciddi bir yoğunluk görüyorum. Hemen görüntümüz gelsin lütfen. Tem Altınşehir. İşte bu yine Bahçeşehir tarafına doğru giden yoldaki yoğunluk. Yine burası biraz daha e, hafif bir yoğunluk e, diyebilirim. Bakın yağmur var. Bu bölgede yağmur başlamış durumda. Bölge bölge ciddi bir sağanak beklentisi var. Meteorolojinin ardından AKOM'dan da açıklama gerçekleşti. Aman dikkat diyor AKOM'da. Önümüzdeki 3 gün içerisinde cumartesi günü artık rahatlayacağı ifade ediliyor. Ama İstanbul'da da yağış beklentisi var. Sadece İstanbul değil. Birkaç ilimizde bugün için aşırı yağış, bakın Tekirdağ hemen İstanbul'un dibinde elbette ki Avcılar, Beylik, Düzcü bu bölgeyi, Silivri bölgesini de etkileyecektir bu yağış. Ama bugün için saat 6'da başladı Tekirdağ'daki yağış ve bugün 14'e kadar çok şiddetli yağış bekleniyor Trakya'da, Tekirdağ bölgesinde özellikle. Tekirdağ'da yaşayanları, vatandaşları bir kez daha uyaralım. Saat 14'e kadar şiddetli bir yağış bekleniyor. Bir sarı kodlu uyarı da işte görüyorsunuz. Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu hatta başkenti de dahil edebiliriz efendim. Nerelerden bahsediyoruz? Ankara, Eskişehir, Denizli'ye kadar iniyor. Burdur, Afyon, Kütahya'ya kadar çıkıyor efendim. Bu bölgede de bugün saat 14'te başlayacak. Akşam saat 20'ye kadar sel olabilir diyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve şiddetli bir yağış uyarısı sağanak uyarısı var. Aman dikkatli uyaralım. Hemen iki günlük e, hava durumu rapor, raporumuza geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağanak yağış Muğla'yı da etkiliyor ama asıl riskli olan bölge şöyle Elimizi de tarayabiliriz efendim. Ankara'dan başlıyor Denizli'ye kadar ve Kütahya, Afyon, Karahisar bu dikdörtgenin içerisinde aman dikkat diyoruz. Ve Tekirdağ'da yaşayanlara da Bugün için sel uyarısı var. Saat 14'e kadar devam ediyor. İstanbul'da da yağış uyarısı söz konusu. Gördüğünüz gibi 32 derecelik bir sıcaklık var. Yine zaman zaman nefes almak zor. Bu nem içerisinde İstanbul'da bugünlerde hani hakikaten kaliteli bir uyku çok zor. Klima varsa başka. 32 derecelik bir İstanbul. Bugün Edirne'de 35 dereceye kadar çıkıyor. İzmir'de 33 derece parçalı bulutlu bir İzmir'den bahsediyoruz. Aydın 36, Antalya 30 ve Konya bugün Olimpiyatların ev sahibi, İslami Oyun e, Olimpiyatların 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın ev sahipliğini yapan Konya'da parçalı bulutlu ve güzel bir hava var. 33 derecelik bir sıcaklık. Aslında başkentte de yağış var ama 30 derecede bir sıcaklık var. Öyle düşüşmüyor sıcaklıklar yağışla birlikte. Zonguldak'ta 29 görüyorum. Ee, yine Doğu Karadeniz bölgesinde de sağanak geçişleri beklentisi var. Ve 29 derecede bir Trabzon'dan bahsedebiliriz. Tunceli 38 dereceye kadar çıkıyor. Yine Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde yüksek sıcaklıklar kaydedilecek. Çukurova bölgesinde de bugün için yağış var efendim. Mersin, Hatay, Adana, Kahramanmaraş bu bölgede de yine sağanak geçişleri olacak ve 35 derecelerde bir sıcaklık söz konusu. Hemen bakalım Şanlıurfa'da 38, Diyarbakır'da 37, Batman ve Siirt'te 39 ve 37 dereceler ölçülecek bugün için. Yarına bakalım. Yarın yine İstanbul, Batı Karadeniz, Ege'nin iç kesimlerinde yağış Çukurova bölgesinde yağış ve Doğu Karadeniz bölgesinde yağışlı hava söz konusu olacak. En yüksek sıcaklık olarak da Siirt galiba 40 derecelerde bir sıcaklık ölçülecek. Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Takipteyiz. Aman dikkatliyoruz. Gün içerisinde programımız içerisinde gelen uyarıları yine sıklıkla hatırlatacağız diyelim ve manşetlerimize bakalım. Konya'da muhteşem bir açılış töreni düzenlendi. Fanatik gazetesi diyor ki Konya'da nefes kesen açılış. İyi de başladık oyunlara. 10 e, e, sporcumuz birden mesela Sevilay Öztürk para yüzme kadınlarda 50 metre serbestte altın madalya aldı. Yine Necati Er atletizm 3 adım atlamada altın madalya kazanan isimler arasında. Detaylarıyla anlatacağız. Dün akşam Konya Büyükşehir Belediyesi stadyumunda e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla muhteşem bir açılış töreni düzenlendi. Müsabakalar devam ediyor. Bu süreç içerisinde bütün oyunlarla alakalı olarak ikinci gün değerlendirmesini yapıyoruz bugün. Ve oyunların sonuna kadar BBN Türk ekranlarında detaylı bir şekilde Konya'daki muhteşem organizasyonu aktarmaya çalışacağız elimizden geldiğince. Abdülhamit Akdeniz'de. Türkiye'nin hakları var. Mavi vatan vurgusuyla yola çıktı ve uzun zamandır Yunanistan'ın Hakikaten artık hani Anadolu'nun dışına çıkmayın. Hani biz Ayvalık'ta denize girebilecek miyiz? Yunanistan müsaade ederse mi olacak bu iş? Kaş, Meis büyük bir kriz. Evet adalarda gerçekten yaşanan adalarda bir Rum nüfusu çok yüksek. Burası zaten ada olarak onlara verilmiş durumda. Ama Ege'den ve Akdeniz'den hiç faydalanamaması talebi var Yunan tarafından. Ama Türkiye de kendi haklarını sonuna kadar savunacağını defalarca deklar etti. Biz de buradan söyledik dedik ki komşu gel şu işi bölüşelim. Boşu boşuna yani şimdi dış güçler vurgulu cümleler kurmak istemiyorum ama burada ne yazık ki Batı dünyasının oyununa geldiği kanaatindeyim. Olmayacak duaya amin denmez efendim. Bizim böyle bir medeniyetimiz vardır. Rum tarafı ne yazık ki barışı değil savaş seslerini yükselten hikayeler yazmaya devam ediyor. Ama Türkiye kendi haklarından vazgeçecek değil. Abdülhamit yola çıkmış durumda. İnşallah büyük yataklar bulur da şu enerji krizinin ortasında Türkiye bir adım öne geçer diyelim. Kur korumalı mevduat demeyeceğim buna. Bu başka bir çılgınlık projesi hakikaten. Doları durdurdu mu? Yok. Bir faydası oldu mu? Hayır. 5 ay 5 ayı 5 ayı için 60 milyar TL civarında olduğu söyleniyor. Para akıttık. Dolar yine 18 lira civarında. Bugünlerde bir Rus parasından bu e, nükleer santral mevzusu bir de Suudi Arabistan'dan bir e, dolardan bahsediliyor. Onun say, Onların sayesinde ve dünyada da CDS'lerde yani risk primlerinde bir gerileme var. E, Türkiye'nin de risk primi şükürler olsun bir 700 puan gene ama bir gerileme olduğu kesin. 900 puanlardan geri geldi. Ama kur koruması Türkiye'yi riske sokuyor. 60 milyar TL dolar almayın diye rüşvet verildiği bir cumhuriyetten bahsediyoruz. Hiç kabul edilebilir bir şey değil. Bu parayı bize harcamaları gerekirken götürüp lütfen dolar almayın diye birilerine bu para ödeniyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde kur koruması vardı. Bununla ilgili açıklamaları var. Gazete manşetlerinde de var aktaracağız. Döviz garantisi yok diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Sadece faiz ödenecek. Kur korumasından nasıl çıkılacağını Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin Nevati biliyor mu Bilmiyor. Hani nasıl bir öngörümüz var bizim? Biz kur korumasından nasıl çıkacağız en sonunda? Yani sonsuza kadar dolar almayın diye bir para ödenecek mi bu memlekette? Peki düşerse dolar ne olacak? Yani çıkarlarsa dolar. Bu bir bir tehdide dönüşüyor eninde sonunda. Türkiye Cumhuriyeti ya ekonomik bağımsızlık denilen bir şey var bu memleketin. Bütün dünyanın böyle bir algısı vardır. Çıkarım ha derse ne olacak? Çıkıyorsan çık diyebilecek miyiz hakikaten? Bununla ilgili bir açıklaması var. Bir çözüm yöntemi olacak mı, olur mu? Seçim sonrasını tabii ki işaret ediyor. Pek çok konuda açıklamaları var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mukul korumalı mevduatla alakalı olarak da sözlerine aktaracağız efendim. Ama öncelik ne yazık ki yine bir şehit haberiyle başlıyoruz. Irak'ın kuzeyinde yürütülen pençekirit operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir vatan evladı daha eh, sonsuzluğa uğurlanacak. Adıyaman'a şehit ateşi düştü. Gördüğünüz gibi böyle bir fotoğraf karesiyle paylaşılmış. 24 yaşındaki istihkam uzman onbaşı Mustafa Demir ağır yaralanmıştı EYP'nin patlaması sonucu. Ve ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki Burada tedavi altına alınan Mustafa Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Osman ve Meliha Demir çiftinin 5 çocuğundan biri olan şehit uzman onbaşı Mustafa Demir'in Kahramanmaraş 4 yol, özür dilerim burası köy, köymüş ilçe zannettim. 4 yol köyündeki baba ocağına ve mahallesine Türk bayrakları asıldı. Bilgisi paylaşılmış. Allah'tan rahmet diliyoruz. Gencecik insanlar bu ülkenin birliği ve beraberliği ve bütünlüğü için, sınır güvenliği için şehit düşmeye devam ediyor. Terör denilen anlamsız gençlerin hayatını sona erdiren, kimsenin hiçbir işine yaramayan, sadece kullanışlı bir enstrüman olarak Irak, Suriye ve Türkiye işlerine de sızarak gencecik insanların hayatını söndüren bu çılgınlığın artık bir son bulması için dua ediyoruz. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu memleketin bütün insanlarına da sabır temenni ediyoruz efendim. Hiç kolay bir şey değil. Sıcak bir haberimiz var. Kahramanmaraş'tan bu kez gerçekten e, hani bu aralar cinnet olayları üst üste geliyor. Eee tabii bu işin tam arkasında ne var ne yok sıcak bir bilgi olduğu için tam olarak söylemek mümkün değil ama bütün aile yok oldu. Bir gecede Kahramanmaraş'ta dehşet veren bir olay yaşandı. Maket bıçağıyla e, canına kıymaya çalışan ve ailesi tarafından engellenen bir kişi e, polis memuru olan babasına ait silahla babası, annesi ve iki kardeşini öldürdükten sonra yine aynı tabanca canına kıydı. Önsen Mahallesi'nde Kahramanmaraş, Önsen Mahallesi'ndeki evlerinin çatısına çıkan 22 yaşındaki B.Ö. elindeki maket bıçağıyla henüz bilinmeyen bir nedenle kendisine zarar vermeye başladı. BÖ'nün yanına giden ve polis memuru olduğu öğrenilen babası MÖ, olduğuna engel olmaya çalıştı. BÖ bu sırada babasının beylik tabancasını alarak aile fertlerine doğru ateş etmeye başladı. BÖ ardından da aynı tabancayla intihar etti. Anne HÖ, abisi HFÖ ve 11 yaşındaki kardeşi TÖ olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Baba ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İl Jandarma Komutanlığı olay yerine giderek incelemelerde bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ve ilk manşetimiz gelsin. Allah'tan rahmet diliyoruz. Hani hakikaten bu aralar üst üste bu cinayet, işte cana kıyma, aile içi şiddet vesaire bu şeylerle başlamak istemeyiz ama bunlar da tabii Türkiye'nin gerçeği özellikle bu dün de aktardım ev sahibi kiracı ilişkilerindeki gerginlik mahkemelere yansıması burada sosyal politikalarda insan ilişkilerini zehirleyecektir. Tabi burada başka bir konu var. Gencecik bir çocuğun bütün ailesini öldürdükten sonra canına kıymasından bahsediyoruz. Çok zor. Bakalım neler çıkacak arkasından takipteyiz efendim. Güzel bir haberle başlıyoruz bu sıcağın ardından. Konya'ya gideceğiz efendim. Akşam gazetesiyle başlıyoruz. Beşinci İslami dayanışma oyunları Konya'da başladı. Konya'da muhteşem bir açılış töreni düzenlendi. Konya'daki 5. İslami Dayanışma Oyunları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı resmi açılış töreni dün akşam düzenlendi. Dans ve ışık gösterileriyle renkli görüntülere sahne olan açılışta 56 ülkeden gelen yüzlerce sporcu bir geçit töreni düzenledi diyor Akşam gazetesi. Spor, kardeşlik, spor, barış. Konya'ya selam olsun. Bakalım görüntülere. 5. İslami dayanışma spor faaliyetlerini başlatıyorum. Konya'da düzenlenen İslami dayanışma oyunları muhteşem bir seremoniyle resmen başladı. Açılış törenini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiye, Arnavutluk Başbakanı Edirama, Cezayir Başkanı Eymen Bir Abdurrahman, Suudi Arabistan Spor Bakanı ve İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türkiye Alfaysal Al da Al tribünden izledi. Müzik 56 ülkeden 4200 sporcunun katıldığı dev organizasyonun açılış töreni oldukça görkemliydi. Yüzlerce dansçı Anadolu motiflerinin yer aldığı muhteşem gösteride dünyaya kardeşlik mesajı verdi. Birlik güçtür vurgusu yapıldı. Sersus Kütüphanesi. Aynı zamanda Ardından organizasyona katılan ülkelerin sporcuları seyircileri selamladı. Türk sporcuların geçişinde coşku doruğa çıktı. Sena Keçeci taşıyor. Pırıl pırıl iki kadın sporcumuz ülkemizin bayrağını taşıyor. Törenin en renkli anlarından biri geçiş töreninden sonra gerçekleşen kaşık gösterisiydi. tribünlerdeki izleyicilere de kaşıkla atıldı. Binlerce kişi aynı anda kaşık çaldı. <laughs> Törenin sonunda 300 ışıklı dronla gökyüzünde semazen şekli oluşturuldu. Sahnede ise gerçek semazenler vardı. <laughs> 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye günü 18 madalya ile tamamlarken ülkeler sıralamasında 40 madalya ile zirvedeki yerini koruyor. Sporcularımız günü 5 altın, 7 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 18 madalya ile tamamladı. Ay Yıldızlı sporcular organizasyonda 16 altın, 14 gümüş, 10 bronz madalya toplarken Türkiye toplam 40 madalyayla ülkeler sıralamasında zirvede yer alıyor. A milli kadın handbol takımı 5. İslami dayanışma oyunlarında gruptaki ikinci maçını da kazandı. İlk maçında Bangladeş'i 51-10 yenen Türkiye, Senegal'i de 34-23 yenmeyi başardı. Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda yapılan Kadınlar A Grubu mücadelesinde Türkiye, Senegal karşısında ilk yarıyı 16-13 önde tamamladı. Ay Yıldızlılar ikinci yarıda da üstün bir oyun sergiledi ve karşılaşmadan 34-23 galip ayrıldı. Türkiye, gruptaki son maçında 12 Ağustos Perşembe günü saat 13'te Özbekistan'la karşılaşacak. 5. İslami dayanışma oyunlarında atletizm heyecanı sürdü. Erkekler 400 metre engellide Katarlı Bassem Hemida 48.67 koşarak bu alanda büyük başarılara imza atan Türk atlet Yasmani Kopello Escobar'ı geçerek altın madalyaya ulaştı. Yarışın son metrelerinde Katarlı atletin hatağına karşılık veremeyen Yasmani 48.86 ile ikinci, Cezayirli Abdelmalik Lahoul da 49.15 ile üçüncü sırada yer aldı. Sporculara madalyalarını eski milli atlet Semra Aksu verdi. Efendim hani o kadar güzel bir şey ki bakıldığı zaman dünyadaki hani Müslüman İslamiyet imajına bakıldığı zaman hani Böyle bir reklam herhalde hiçbir şekilde gerçekleşemez. Spor dostluk, kardeşlik, barış bu değerleri taşıyor. Aslında bizim medeniyetimizin değerleri. Bugünlerde kirletenler var. IŞİD'le anılacağına bu medeniyet ne güzel. Çok güzel bir etkinlik. Tebrik ediyorum efendim düzenleyenleri. Ve Sırada bu konuyla ilgili bir başlığımız daha var. Spor Gazetesi'nden, Fanatik'ten Konya'da nefes kesen açılış diyor. 5. İslami Dayanışma Oyunları için dün akşam Konya'da görkemli bir açılış töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayan geceye birçok ülkenin devlet başkanı katıldı. Organizasyondaki gösteriler gerçekten izleyenlere şölen yaşattı. Peki şampiyonlar kimler? Bakalım şöyle bir 10 madalya. Bireyselde ilk gelen madalyaları almış Fanatik Gazetesi. Para yüzme kadınlarda 50 metre serbestli Sevilay Öztürk altın madalya kazandırarak e, bayrağımızı göndere çektirdi, gururlandırdı bizi. Atletizmde üç adım atlamada Necati Er yine altın madalya aldı. Tekvando erkeklerde 54 kilogramda Deniz Dağdelen gümüş. Tekvando kadınlarda 57 kilogramda Hatice Kübra İlgün yine gümüş madalya. Tekvando erkekler 58 kilogramda Görkem Polat gümüş. Para yüzme kadınlarda 100 metre kurbağalamada Şevval Beren Mutlu gümüş madalya aldı. Bronz madalyaları okuyayım. Zeliha Ağrıs, Emine Avcı, Koral, Berkin, Kutlu, Meryem, Nur, Turu bunlar da para yüzme kadınlar, erkekler ve tekvando kadınlar da bize bizi gururlandıran bronz madalyayla yine kürsüye çıkan isimler oldu. Evet takipteyiz. 18'ine kadar devam edecek Konya'daki etkinlikler ve BBN Türk ekranlarından canlı yayınlarla gün boyu bu heyecanı takip etme fırsatı bulabilirsiniz efendim. Şimdi geçelim gündemimize. Evet ilk manşetimiz sondaj konusu değil mi? Türkiye gazetesi geldi bile diyorsunuz. Teşekkür ederim. Yolun açık olsun diyor. Türkiye gazetesi bugün Abdülhamit Han sefere çıktı. Geminin adı Abdülhamit Han. Mavi Vatan'daki filonun en güçlü sondaj gemisi Akdeniz'e açıldı. Bu daha ilk adımımız diyor Cumhurbaşkanı. Türkiye'nin gurur gemisi Abdülhamit Han Taşucu Limanı'ndan Mersin'den ilk görev yerine uğurlandı. Nereye gideceği çok tartışma konusu olmuştu. Bu konuyla ilgili açıklamaları var. Yörükler Yürü, bir kuyusu efendim. Doğu Akdeniz'deki kapsamlı iş planımızın ilk adımıdır diyor Cumhurbaşkanı. Buradan sonra... Durmak yok. Erdoğan bir taraftan da daha sonra tabii bu Akkuyu meselesi tartışmalı bir konu haline geldi. Rusya ile Türkiye arasında Mersin'deki Akkuyu nükleer santralinin inşaatı ile alakalı olarak Rusya yatırımcısının Türk inşaat şirketiyle yollarını ayırmasının ardından ilginç bir gelişme Cumhurbaşkanı Soçi'ye gitti, konuşuldu, gidip inceleyeceğim yerinde dedi ve dün oradaydı. Abdülhamit'in açılışında konuştu, mesajlar verdi. Akdeniz'deki hakkımızı arayacağız dedi Cumhurbaşkanı. Abdülhamit Han gemimizi ya Allah bismillah diyerek Gazi Paşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler bir kuyusuna uğurlayacağız. Abdülhamit Han sondaj gemisinin rotasını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Türkiye'nin bu alandaki iddiasını ise böyle özetledi. Dört tane sondaj gemimiz, iki sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız. Mersin'in Taşucu Limanı'nda iki buçuk ay bakım ve geliştirme çalışmaları yapılan Abdülhamit Han göreve başladı. Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Yörükler 1 kuyusuna uğurlanmadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tören düzenlendi. Gemimiz buradaki sondaj çalışmalarını bitirince durmayacak. Diğer kuyulara geçecektir. Bu şekilde bulana kadar aramaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan denizlerde elde edilen başarıyı karadaki keşiflerle taçlandırmak istediklerini aktardı. Bu amaçla hem yeni kuyu açma hem daha önce açılıp üzeri kapatılmış kuyuları tekrar üretime kazandırma faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettiriyoruz dedi. Yurt içi petrol üretimimiz 65 bin var ile ulaştı. Hedefimiz yıl sonuna kadar 150 kuyu daha açarak bu rakamı katlayarak artırmaktır. Yunanistan'a da çok net bir mesajı vardı. Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur. Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecek. Karadeniz'deki çalışmalarda devam ediyor. Gemilerden Fatih halen Türkali 10 kuyusundaki sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Yavuz Türkali 4 kuyusundaki üst işlemleri gerçekleştiriyor. Kanuni ise Türkali 6 kuyusunun alt tamamlama işlemlerini bitirdi. Karadeniz gazının ilk etabı için Gereken 10 kuyudaki işlemleri birer birer bitirerek buradan gelecek doğalgazı 2023 yılında milletimizin hizmetine vermeyi planlıyoruz. Türkiye'nin Mavi Vatan'daki dördüncü sondaj gemisi Abdülhamit Han, filonun en güçlüsü. Sahip olduğu üstün teknolojiyle dünyada da sayılı sondaj gemileri arasında yer alıyor. 238 metre uzunluğa 42 metre genişliğe sahip, yüksekliği ise 112 metre. Yedinci nesil teknolojiyle donatıldı. 12.200 metrede sondaj yapabilme imkanına sahip. 200 mürettebat kapasiteli 9 katlı gemide helikopter pisti de var. Sondajlarınız... Bereketli olsun diyoruz. Teşekkürler. Anlaşıldı Cumhurbaşkanı. Sağ olun. Var olun. Sağ olun, var olun. Hakikaten eğer bu sulardan çıkartılabilecek enerji Türkiye'nin geleceğini aydınlatacaksa bulunabilecek her enerji için şimdi orada o gemide çalışanlara buradan bir selam edelim. Çok zor bir kışa hazırlanıyor dünya. Rusya-Ukrayna mücadelesinin orta tabii ki bu kısa süreli bir hani bulunsa bile hemen e, Türkiye'nin bu kış işine yetişmez, işine yaramaz. Hatta Karadeniz'deki gaz çıkartılmak üzere ateşler yanıyor vesaire ama o bile bu kışa e, bir faydası olmayacak. Önemli değil. Gelecek var bu işin. Bu işin bir geleceği var. Bu kış gider başka bir kış gelir. Akdeniz'de de eğer bir gaz varsa gerçekten ve Türkiye'nin çıkarını olacaksa Türkiye kendi menfaatleri içerisinde kendi güvenlik alanı içerisinde başkalarının toprağında gözümüz yok olmasın da zaten. Eğer bir çılgın gelip de bu ülkenin başına oturup da bir gün ya kardeşim Yunan karasularında da arayacağım ben orada da arayacağım derse o gün onunla ilgili konuşuruz. Ama bugün ne diyor Türkiye? Ben kendi karasularımda, kendi güvenlik alanım içerisinde, kendi hakkım olan bölgede bütün Ege ve Akdeniz Rum tarafının olamaz. Eşitlikçi bir paylaşım duygusu içerisinde olmadığı sürece bence Rum tarafı kaybedecektir. Ama bakacağız. Barış olsun. Hep barışı konuşalım istiyoruz efendim. Gelsin bakalım sıradaki haberimiz. Kemal Kılıçdaroğlu. Değil mi arkadaşlarım? Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Edirne'deydi. Bu bölgeye gitti. Tabii ki bölgenin gündemi ayçiçek, ayçiçek ya toplanacak, has hasat zamanı geliyor. Ne kadar toplanacak? Bununla ilgili bazı cümleler kurdu. Ne kadar alınması gerekti? Ama asıl kırmızı mazot diye bir şeyden bahset. Nedir bu kırmızı mazot? Bir bakalım onu dinleyelim ama anladığım kadarıyla çiftçiye hiç vergisiz bir şekilde bu yakıt verilecek. Ya temelde aslında çiftçinin kazanması lazım. Burada uzmanlarla konuşuyoruz. E, gazetelerden aktarıyoruz. Kimse kazanmadığı işi gelecek yıl yapmaz. Özellikle çiftçiler. Ve en önemlisi de bahsettiği bence bu toplantılarda söylediği en önemli gündem maddesi ise aslında kur korumalı mevduat projesi. Faizi öderim. Onun dışında döviz için para falan ödemem diyor kur korumasında. Bakalım Sayın Kılıçdaroğlu'na. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Edirne'deydi. Büyük Döllük Köyü'nde üreticilerle bir araya geldi. Onların sorun ve taleplerini dinledi. Benim sizlere bir sözüm var. Havadan para kazanlara ben imkan vermeyeceğim. Bunu size de söylüyorum. Medyanın karşısında iktidar sahiplerine de söylüyorum. Allah nasip eder iktidar olursak millet ittifakı olarak e ben bunlara izin vermem. Kimse kusura bakmasın. Ayçiçeği tarlasını gezdi, üretimiyle ilgili bilgi aldı. Destek vermenin ötesinde tam tersi yapıldı Türkiye'de. Gübreden, ilaçtan, mazottan tutun pek çok şeye aşırı zamlar yapıldı ve doğal olarak çiftçi nasıl ekeceğini, nasıl gelir elde edeceğini, hayatını nasıl sürdüreceğini bilemez noktaya geldim. Güne bakanların arasında fotoğraf çektirmeyi de es geçmedi. Kızım sen gel, sen de Ardından partisinin grup toplantısına geçti. Gündeminde yine üreticilerin sorunları vardı. Trakya topraklarının bölündüğünü de biliyorum. Bu konuda da kaygılar var. Bu bereketli toprakların sanayiye dönüşmemesi lazım. Bu topraklar bizi besleyen topraklar. Bu topraklar mübarek topraklar. Bu toprakların tarım için korunması lazım. Çiftçiye mazot desteği vaadini yineledi. Bizim karnımızı doyuracaksa ona mazotu indirimli vereceksiniz. KDV'siz, ÖTV'siz. Bu konuda sözüm var. Bay Kemal'in sözü var. Açık ve ne söylüyorum? İktidarımızda Allah'ın izniyle göreceksiniz. Çiftçiye mazotu KDV'siz, ÖTV'siz kırmızı mazot vereceğiz. Kırmızı mazot. kırmızı renginin neden tercih edildiğine dair net bir bilgi yok ama herhalde Cumhuriyet Halk Partisi'nin de parti rengi biraz da öyle bir çağrışı mı var o işin içerisinde bilmiyorum. Önemli değil. Önemli olan vatandaşa gerçekten. Şimdi tabii söylemekle yapmak göreceğiz. Eğer seçim sonrasında siz teveccüh edersiniz de Millet İttifakı iktidara gelir de bunlar verilmezse hani yapacaktın diye sormak elbette ki bizim görevimiz. Yine o işi o gün yine biz yapıyor olacağız. Yani o gün bugün her dönemde gazetecilik faaliyeti içerisinde olmak duygusu içerisindeyiz. Bu, bu da bizim hastalığımız olsun. Şimdi bakıldığı zaman efendim bu kur korumalı mevduat projesi içerisinde defalarca eleştirimizi yapmıştık ve neden para ödüyoruz arkadaş biz durdukları yerden bu insanlara hazineden faiz faiz ödüyor e, özel banka ne yapıyorsa yapsın bana ne bir yerden sonra ama devlet hazineden dolar almayın beyler diye tutup da bir de rakam o kadar korkunç boyutlarda ki 50-60 milyar TL'ler konuşuluyor. E şunu öğrenmiş bir halk var. Ya bir hak istiyor ya kasada para yok ki nereden verecekler? E kardeşim 60 milyar TL 6 ay içerisinde nasıl bulundu da kur korumalıya verildi? Kurmayın şu cümleyi sinirlerim bozuluyor vallahi. Talep edin biraz ya. Sizin hakkınız o. Sizin hazininiz. Bütçe kimin bütçesi? Sizin cebinizden oluşturulan paralardan oluşturulan bir iş. Şimdi bu kuru korumalısı hadi oldu hadi büyük bir krizin üzerinden o günü atlatmak için yapıldı da nasıl bitecek? Hani bitmesi nasıl mümkün olacak? Bir trilyon TL bir anda ortaya çıkar da gider yeniden döviz alınırsa e bu da bir tehdit. E ekonomik bağımsızlık ne oldu o zaman? Şimdi Alaaddin Aktaş diyor ki Kılıçdaroğlu'ndan kur korumalı mevduat bombası döviz garantisi yok yalnızca faizi ödeyeceğiz. Kur korumalı mevduat en büyük bilinmezlik uygulamalarının e, nasıl sona erdirileceğiydi. Aslında bu konuda en büyük bilinmezlik nasıl bitecek bu proje? Kılıçdaroğlu döviz garantisi yok, yalnızca faizi ödeyeceğiz diyerek bir anlamda düğümü çözdü diyor. Kur korumalı mevduat artık kendi kendine çözülme, küçülme sürecine gidecektir. İktidarın el değiştirmesi durumunda. Peki değiştirmemesi durumunda bu hükümet AK Parti hükümeti, Cumhur İttifakı e, iktidarı bu konuda nasıl bir projeksiyon sunuyor? Aslında bir açıklama yok bu konuda. Hani belki bizim Hazine yönetimimiz, işte Sayın Nevati Merkez Bankası falan, Sayın Kavcıoğlu hani kur korumalı mevduat hikayesinde bir çıkış projeksiyonları var mı? Hani varsa merak ediyoruz. Gerçekten nasıl bitecek bu proje? Yani biz sonsuza kadar beyler lütfen dolar almayın diye oturdukları yerden kaç yüz kişi kaç bin kişi olduklarını da bilmiyorum hiç umurumda da değil. Ama bizim paramız olduğunu biliyorum bu paranın. Sizin bizim paramız birileri dolar almasın diye gidip onlara veriliyor. Ha bunlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil mi kardeşim diyebilirsiniz. Ama benim öyle bir yatırım yapacak param yokken ben nasıl kazanacağım o parayı? O zaman eşit bölüşelim. Beş dolarımız yok diye mi biz günahkarız yani? Ya da buranın gençleri, sokaktaki milyonlarca insan, çiftçi, belki de hani her aldığı her doları yatırıma çeviren, çevirmeye çalışan iş adamı ne günaha var? Bu konuyla ilgili bir çıkış e, öngörüsüne ihtiyacımız var. Bugünkü hükümete de sesleniyoruz bu konuyla ilgili. Bu projede Gerçekten Kılıçdaroğlu'nun söylediklerini destekleyen bir isim var Alaaddin Aktaş Bu faizi ödemenin dışında dolar desteği falan yok arkadaş diyor Bakacağız takip ediyoruz efendim ee, Bu konuyla ilgili bir açılım yapmış durumda en azından Gelsin sıradaki gazetemiz Şifte Standart Başkan CHP'li olunca soruştur AK Parti'li olunca koru diyor Sözcü gazetesinin manşet haberinde Cumhuriyet Halk Partili Seyit Torun AK Partili iki belediye başkanı için bakan soyluyu suçladı AK Partili Şırnak, Uludere ve Hilal Belediye Başkanları rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak suçundan hafif cezası aldı. Ancak bir işlem yapılmadı. Cumhuriyet Halk Partili Seyit Torun, Soylu yargının görevden al dediği başkanları 7 aydır koruyor iddiasını ileriye sürmüş. Ve bu da Cumhur Sözcü Gazetesi'nin ilk sayfasındaki haberlerden sen kanunun üstünde misin diye soruyor. Yargı kararına rağmen iki başkanı makamında ağırlayarak fotoğraf veriyorsun. Bu nasıl bir olay şeklinde bir soru var. Bunu da aktarmış olalım. Bu iki belediye başkanı ile ilgili eleştiriler günlerdir aslında sosyal medyadan ve haberlerden de devam ediyor. Gelelim Büyükelçiler Konferansı'na. Dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu bu Büyükelçiler Konferansı'nın etkinliğinde bir araya geldi. Özellikle Sayın Hulusi Akar'ın Terörle mücadelesinde Türkiye'nin yalnız bırakıldığı ama her yerde başarıya doğru ilerlediği açıklaması, vurgulu açıklaması var. İçişleri Bakanı da terörle mücadeleyle ilgili açıklamalar yaptı. İzliyoruz. Bu e, terör koridoru parçalandı ve bundan sonra da buna ne pahasına olursa olsun mücadele etmeyeceğimizi tekrar tekrar söyledik. Terör koridorunun parçalandığını söyledi. Pençekilit operasyonunda terör bilançosunu açıkladı. Şu ana kadar yapılan e, mücadelede... Sabah da iki tane haber geldi. 309 yazıyor burada. 311 terörist eserle getirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Terörle mücadeledeki en önemli bilgileri büyükelçilerle paylaştı. Cumhuriyet tarihimizin gerçekten bu söz değil yani matematiksel olarak bütün muharebe unsurlarımız e Angaç olmuş vaziyette ve dolayısıyla Cumhuriyet'ten en yoğun günlerini yaşıyoruz. Kara, deniz, hava kuvvetlerimizin tamamı itibariyle. Türkiye'nin hudutlarını dünya standartlarında koruduğunu belirtti. Teröristlerin olduğu her yer hedefimiz dedi. Türkiye'nin bu mücadelesinde yalnız bırakıldığını vurguladı. Biz diyoruz ki müttefiklerimize, dostlarımıza siz niye PKK ile, niye YPG ile işbirliği yapıyorsunuz? YPG'nin PKK'dan farkı yok. Fakat şu ana kadar maalesef bu konuda pozitif bir cevap, müsbet bir cevap almadık, alamadık. Suriye'ye düzenlenecek yeni harekat için mesaj verdi Bakan Akar. Pencekilit operasyonunun son halkı olduğunu söyledi, son rakamları paylaştı. İster bu pençekilit olsun, ister diğer operasyonlar olsun, hiçbiri işgal harekatı değildir. Şu ana kadar ki yapılan e, mücadelede sabahta iki tane haber geldi. 309 yazıyor burada, 311 terörist esrarı getirildi. Ardından kürsüye ya, İçişleri ya, Bakanı ya, Süleyman ya, Soylu ya, çıktı. Ya, Onun da gündeminde terörle mücadele vardı. Ya, Yurt içindeki teröristlerin kaçacak delik bulamadığını söyledi. 2018'de Türkiye'deki telsiz konuşmaları terör örgütün 3867'ymiş. Trendi görüyorsunuz şu anda 29. Bu şu demektir. Terör örgütünü birbiriyle konuşamaz hale ve iletişim kuramaz hale getirdik. Girilmeyen her yere girmeye çalışıyor. Her yerde kule yapmaya çalışıyor. Her yerde üst bölgesi yapmaya çalışıyor. Ve her yerde terör örgütü nefes aldırmamaya çalışıyoruz. Kafalarını çıkaramıyorlar. Ve tabii ki Mehmetçiğin terörle mücadelesi devam ediyor. Kuzey Irak, Suriye her noktada Milli Siparat Teşkilatı ile birlikte Mehmetçik nokta operasyonlarla teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Gara sorumlusu da onlardan birisi olmuş. Hem sınır içi hem sınır ötesi teröristlere dar edildi. Terörle mücadelede en yoğun günlerden biri yaşandı. Tam 27 teröristin daha üstü çizildi. <laughs> Irak'ın kuzeyindeki Garada operasyonun düğmesine basan Milli İstihbarat Teşkilatı'ydı. Terör örgütü PKK'nın sözde Gara Lojistik sorumlusu Azat Yandı'nın da aralarında bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine ise saldırı girişimi vardı. Ancak hainlerin planları ellerinde patladı. 7 PKK YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. 7 teröriste Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattına saldırı ve sızma girişiminde bulundu. Onlar da aynı sonu paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. <laughs> sınır içinde de operasyonlar kapsamlı bir şekilde sürüyor. Hakkari'de devam eden Eren Abluka 29 operasyonunda 4 terörist silahlarıyla birlikte yok edildi. Bir haberde Batman'da yürütülen Eren Abluka 3 operasyonundan geldi. Birisi turuncu kategoride olmak üzere iki terörist daha hain emellerine ulaşamadan yakalandı. Evet yaklaş. Sıradaki haberi anlamak da mümkün değil, anlatmak da mümkün değil. Ama elimizden geldiğince birkaç cümle belki de zırva olacak ama bu konuyu görmemiz lazım. Bizim içimizde kullanışlı meczuplar diyoruz ya. Bu da bir provokasyon olabilir bu arada. ile ilgili bir süreç yaşadık ve tokat gibi bir cevap verdi siyasetçiler. Vatandaş yan yana durduk. Hadi oradan dedik, değil mi? Sayın Necmettin Erbakan'ın mı vardı böyle bir hadi oradan diye bir kızardı. Bu kez Eyüp Sultan ama bu sefer de bu silifelik mevzusu üzerinden kullanışlı bir mevzup. Böyle bir şey olur mu ya? Biz bilim dini, akıl dini, barış dini dedikçe gelen manzaralar, gelen bakış açıları, gelen saçmalıkları tarif etmek mümkün değil. Bakın Eyüp Sultan'daki Çinlilere saldırmış. Kültür hazine, hazinelerimiz cehaletin, vandalizmin hedefinde ama önlem yok diyor Karar Gazetesi. Eyüp Sultan'ı da koruyamadık. Ayasofya'ya verilen zararın... Ayasofya'yı hatırlıyor musunuz? Ay Alperen gel. Gel kardeşim gel. Gel bak ne anlatacağım sana. <laughs> Alperen, Ayasofya'nın camisi, Ayasofya caminin duvarındaki kalıntıları torbaya doldurup yiyorlar. Biliyor musun sen bunu Alperen? Alperen Bizans İmparatorluğu'nun kapısını yiyorlar Alperen. Böyle bir din anlayışı olur mu? Ya Bizans, Bizans, Bizans. Yani Hristiyanlığın kurucusu ya. Hristiyanlığın kurucusunun yaptırdığı binanın tozunu toprağını yutuyorlar ya. Sonra bir de Müslümanız diyorlar. Bakın bu büyük bir, ya ben e, ee, tasavvuf hocası değilim ama şirkin ne demek olduğunu da bilirim. Bu şirke girer ya. Sizi dinden eder. Bu kez şeytan figürüymüş. Şeytan senin içinde içinde. Ayasofya'ya verilen zararın şoku sürerken bu kez Eyüp Sultan Türbesi'nin paha biçilemez Çinileri çekiçle parçalandı. Çinilerdeki işlemelerin şeytan figürü denilerek hedef gösterilmesinin ardından İki meczup bunu gösteriyor. Bir meczup da geliyor kırıyor bunları. hiç vicdanınız yok mu sizin ya? Döndük bakın biz defalarca söylüyoruz burada. Anadolu medeniyeti şöyledir. Anadolu, Anadolu medeniyeti böyledir. Bu mu bizim irfanımız? Bin yıllık Çin'i kırıyor. Niye? Şeytan figürü varmış. Şeytan senin içine yerleşmiş bir defa. Sanat tarihçisi Habibe Çalışkan Çinliler hedef gösterildi, tehdit altında diye aylar önce uyardık dedi. Milli servetin korunmasındaki eksiklikler bir kez daha ortaya çıktı. Bu konuda acil önlem alınması çağrıları yapıldı diyor. Bakalım şu görüntüye bakın. Nasıl bir hınçla geliyor? Gönder Alperen. Bunu bir başa alama. Heh. Şimdi insanlar gelmiş dua ediyor. Allah'a yalvarıyorlar. Gelmiş elini çekiçle, hınçla vuruyor. Niye? Şeytanı dövüyor. Sen önce içindeki şeytana bir taşla. Vicdansız. Şu bin yıllık Çin'den sen ne istedin ya? Pes, pes. Gidip şıhlarına, mıhlarına tapınan bu aklı evveller üç, bu bin yıllık tarihi esere saldırıyor. Niye? Şirkten kurtaracak. Sen önce içindeki şeytanı taşla arkadaşım. Yazık. Gerçekten çok yazık. Tarihi eserleri koruyamazsak o zaman yerli ve millilik hikayesini de boşu boşuna anlatmayalım birbirimize. Koruyalım şu sayılarımızı efendim. Gelsin bakalım. Sırada ne var dediniz? Evet tamam buldum. Adana'da aşırı sıcaklar. Evet zaten bunu defalarca söyledik. Aman bu Adanalılar ne yapacak diye. Ama tabii ki dikkat etmek lazım. Serinlemek için çeşitli yollar deneniyor Adanalılar tarafından. Bunlardan Bunların çoğu tehlikeli aslında. Ya o kanala giriliyor ya ha süs havuzlarına giriliyor. E son 3 ayda 15 kişi boğulunca polis devreye girmiş. Bakalım neler yaptılar. Duyduğuna inanamadı. Polis hepsini kolundan tuttuğu gibi havuza götürdü. Çöl sıcaklarıyla meşhur Adana'da çocuklar serinlemek için sulama kanallarına giriyor. Bu çok tehlikeli oyun son 3 ayda 15 kişinin canına mal oldu. Yüreğir polisi de çalışmalarını o bölgelerde yoğunlaştırdı. Sulama kanalına giren çocukları görünce hepsini tek tek topladı. Abi. Abi, bizi götürdüğünüz için ben... Çocuklardan bir daha sulama kanalına girmeyeceklerinin sözünü aldı. Sonra hepsini ekip araçlarıyla yakındaki bir havuza götürdü. Evet. Evet, evet. Evet. Hem temiz hem evet, güvenli. Evet, Kanaldaki evet, evet, suyun içerisinde ne var ne yok bilemezsiniz. Havuza girerek serinleyen çocukların keyfine diyecek yoktu. Abi aldılar polis abileri getirdiler. Bize havuzu öneriyoruz. Herkes gelsin. E helal olsun. Ne yapılacak? İş bu. Bu kadar basit. Polis amcası almış götürmüş de bu çocuklar o havuza girebilseydi gidip o kanalda kendilerini tehlikeye atarlar mıydı? Şunu bir hak da çocuklar kapılısından rahatlıkla girebildikleri bir havuzları olsun en azından ellerine bir kart verilsin. Ya ben benim havuzum var diyebilsinler. Yoksa kimse kendini tehlikeye atmaz havuz varken. Şimdi Kocaeli'ne bakacağız efendim. Kocaeli'nden bir trafik kazası, bir görüntü var. Engelli bir e, sürücü el frenini çekmeyi unutunca bakın neler oldu. Akülü sandalyesine binecekti. Birden araç hareket edince yere düştü. Aracın altında kalmaktan eşi tarafından kurtarıldı. Görüntüler Kocaeli'den. Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, eşinin getirdiği akülü sandalyeye binmek için aracından iniyordu. Ama el frenini çekmeyi unuttu. O sırada araba hareket etti. Neyse ki eşi başında bekliyordu, eşini çekerek kurtardı. Sonrasında kadın arabanın peşinden koştu, içine atlayıp durdurdu. Yerdeki eşin yardımına da çevredekiler koştu. Neyse ki olayda kimse yara almadı. Helal olsun hanımefendi. Ya, hakikaten çok e, hızlı bir şekilde hareket edip eşini kurtarmış, aracı durdurmuş, kazayı engellemiş. Böyle güzellikler. Bu kadar güzel bir coğrafyanın içerisinde bu kadar çirkin insanlar nereden çıkıyor? Bu saati tamamladık efendim. İki saat daha var. İş çalışma hayatında 1014 Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşının iş kazalarında öldüğünü öğrendik. Ve yıkıldık hakikaten. Bunu konuşuyoruz. Siz de katılın. İki saatimiz daha var. Lütfen bizden ayrılmayın. Günaydın canım Türkiye'm saatler 8'i gösteriyor gün ışığı programıyla BBN Türk ekranlarında yine gününüzü güzel geçirmeniz için ya umudu kaybetmemek için konuşuyoruz efendim o kadar kötü şeylerden o kadar kötü şeylerden bahsediyoruz ki bakın bugünkü manşetimiz Alperen niyetim yoktu ama rica edeyim bir gösterelim ondan sonra geçeriz akışımıza bugün bu bilgi beni şaşırttı hani bilmediğimizden mi yaşandığını fark etmediğimizden mi hayır Hani yıllardır e, bu gazetecilik faaliyeti içerisinde o kadar büyük facialar, o kadar korkunç işler yaşadım ki, o kadar kötü haberler taşıdım ki ekranlara. Bakın 1996 olması lazım. E, abartmayayım ama o 96-97 yıllarında burada Tuzla'da bir gemi yangını faciası vardı. Gemi yangınını söndürebilmek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geminin üzerine çıktı. Bu geminin üzerinde yanarak can verdiler. Üzerlerinde hiçbir korumaları yoktu. Naylondan sadece kırmızı itfaiye oldukları belli olsun diye naylondan yapılmış yağmurluklar vardı ve alevlerden o yağmurluklar bu insanların üzerine yapıştı. Günlerce çığlık ata ata can verdiler. Sabah sabah böyle kötü şeylerden bahsediyorum ama bu ülkenin gerçeği bu. Bakın bahsettiğim hikayenin üzerinden tam 26 yıl geçti. 26 yıl önce o geminin üzerinde bu insanları haberlerini ben taşıyan gazetecilerden bir tanesiydim. Büyüklerimizle birlikte, abilerimizle birlikte. O zamanlar daha tıfıldık tabii. Bugün ne oldu peki? Ya dedim ki sonuçta ilk sene ek, olmuş 2022 diye bir de geyiğimiz var ya, sene olmuş 2022 ama 7 ayda Türkiye Cumhuriyeti topraklarında tam 1014 işçi iş kazası denilen artık iş cinayetine dönen bu mevhumda hayatını kaybedip gitti. Sadece bir ay içerisinde 168 canımızı kaybettik. Detaylarıyla anlatacağım bu saat dilimimiz içerisinde. Ve korkunç olan ne biliyor musunuz? Bunlardan 15'i çocuk çocuk. Bir çocuk ölüyor, dünya yıkılıyor. Bir ay içerisinde sadece 15 çocuk yaşta işçi ölüyor, duymuyoruz bile. İşin korkunç tarafı biz haberciler de duymuyoruz. Çünkü doğru düzgün bu işin peşinde koşan yok. Neye saldır sarılmış durumdayız? E CHP şunu dedi, e, AK Parti bunu dedi, kutuplaşma siyaseti, uluslararası bir aygara, NATO, Rusya, tamam ama bu ülkenin çocukları 7 ayda 1014 insan ölmüş. Olacak iş değil. Gerçekten olacak iş değil. Detaylarıyla konuşacağız. Bakanlıkları da göreve davet edeceğiz tabii ki. Asıl işimiz yetkilileri uyarmak. Yoksa hani moral bozmak değil. Her zaman söylediğim gibi doğruyu göreceğiz, çözüm arayacağız ve enseyi karartmayacağız efendim. Hemen bu saatimize başlayalım. İlk işimiz trafik. İstanbul trafiğinde son durum nasıl olmuş bir bakalım isterseniz. %38'lere kadar çıkan bir İstanbul trafiğinden bahsediyoruz. Arkadaşlar Gönderdiler. Ee, şimdi bakalım Ümraniye Sapağı civarından başlayan bir Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiğinden bahsedebiliriz ama 3. Köprü e, Sapağı'nın hemen bitişinde yavaşlıyor, sarı renge bürünüyor. Yani rahatlıyor. Çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyemeyiz. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeyse Ateşehir Sapağı'ndan başlayan bir yoğunluk var. Bugün Esenyurt, Bahçeşehir, Avcılar, Beylikdüzü, bu hatta bir yoğunluk söz konusu, alıştığımız yoğunluğunda üzerinde hatta bağcılar civarında da yine ciddi bir yoğunluk var. Görüntü hazırım arkadaşlar. Hemen gönderin bir bakalım. Evet görüntüler şimdi gelirken bir taraftan da İstanbul'la alakalı yeni bir bilgi var. Bunu bakalım. İstanbul'da iki gün boyunca sürmesi beklenen sağanak yağmur sabah saatlerinden itibaren başladı. Şu anda E5 Karayolu üzerinden. Neresi burası arkadaşlar? O kadar karanlık ki. Yeni Bosna değil mi? Biraz ters ışıkta kalmış ama çok yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Bugün E5 için Avrupa yakasında bir sıkıntı var. Esenyurt Beylikdüzü çevresinde etkili olan sağanak yağış yok mu arkadaşlar? Esenyurt Beylikdüzü civarında bir kamera bir bakın bakalım. Yağış şu anda devam ediyor mu? Gönderin eğer varsa görüntüsü mü var? Evet gördüğünüz gibi sağanak İstanbul'da uyarılar yerini buldu. Yeniden Esenyurt ve Beylikdüzü'nde sokaklarda ee, sel manzaraları Su taşkını manzaraları Araçlar yine gerçekten e, Güçlükle ilerliyor Sular altında ilerleyen Neresi burası tam olarak Esenyurt Beylikdüzü çevresinde etkili olan sağanak yağış Kanalizasyon ve su tahliye kanallarının Patlamasına neden oldu diyor Haberde sokaklarda Sel manzaraları var göletler, küçük göletler oluştu bilgisi paylaştı. Tabi sabah saatlerinde yaşanması İstanbul'un işe gitmek için yola çıkan, servisine binen, otobüsüne binen, minibüsüne binmek isteyen, metrobüse bulaşmak isteyen bu hatta metrobüs hattı tabii ki. Tabii bunun da etkisiyle bu bölgede ciddi yoğunluklar demek ki trafiğimizin etkisi sebebi buymuş efendim. Gördüğünüz gibi uyarılar yerini buldu. Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AFET Koordinasyon Merkezi AKOM tarafından da 3 gün boyunca İstanbul'da şiddetli yağış beklentisi olduğunu aktarmıştık. Bir risk haritasını alabilir miyim bundan önce arkadaşlarım? Şimdi İstanbul için cumartesiye kadar bu uyarı var ama aslında tabii bir sabah bir saat kadar önce bu risk haritasından aktarırken Alperen şimdi gönderecek sevgili yönetmenim. Bakın şurada Tekirdağ'da bu yağ Baş, e, beklentisi sabah 6'da başlayacak. Öğleden sonra saat 14'e kadar... Devam eden bir uyarı var ve bu bölgede Beylikdüzü, Esenyurt, Silivri bölgesinde yaşayanlar aman dikkat Tekirdağ hemen sınır komşusu bu bölgede de etkili olabilir demiştik. E, laf ağzımızda kaldı hakikaten. Şu anda gördüğünüz gibi görüntüleri bir kez daha göstermişiz Alperen. E, Beylikdüzü bölgesinde, Beylikdüzü, Esenyurt bölgesinde hem ve 5 karayolu hem de sahil bandında anladığım kadarıyla ve Esenyurt bölgesinde kanalizasyon Hı -hı. suyu geri itti. Ve klasik zaten bu su baskınları genelde yapılıyor. Bahar aylarında ya da yaz aylarında, kışın o kadar büyük bir e, su baskını ya sel manzarasıyla tabi dere kenarında değilse o konu farklı bir konu karşılaşılmıyor. Özellikle kanalizasyon sistemlerinin yetmediği, hatalı şehirleşmenin yıllardır İstanbul'a getirdiği yükle birlikte kaçınılmaz bir manzara olarak bu manzaralarla karşılaşıyoruz. Geçmiş olsun diyelim. Yetkilileri göreve davet ediyoruz elbette ki. Kim yapması gerekiyorsa bu bölgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tabii ki ilçe belediyelerine yardım edecek. El ele. Kavga ederek değil. Yine bu Ekrem İmamoğlu'nun görüntüsüyle ilgili bir, bir, bir açıklama gelmiş. Açıklama mı değil mi anlamak da mümkün değil. Ekrem İmamoğlu'nun işte o balıkçıya giderken paylaşılan görüntüleri büyük bir hukuk ve demokrasi ayıbı demiştik o zaman zamanda. O, yani o zaman yarın bir gün bir başka siyasetçinin e, devletin namusu o kameralar. Yarın bir gün bizim görüntülerimiz ortaya çıkarsa, paylaşılırsa hem de devletin kamerasından olduğu iddiası. Soruşturulmuş İçişleri Bakanlığı'ndan polis değil, polis bile değil, sivil vesaire gibi bir açıklama ama açıklayan kurumun kurumu bağlar bizi bağlamaz diyor iletişim dairesi anladığım kadarıyla. Peki bugün de yine kavga mı edilecek? İstanbul üzerinden, Ekrem İmamoğlu üzerinden, yine İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ya bu bu şehir böyle bir kavgaya neden mahal veriliyor? E başka bir ülkenin şehri mi İstanbul? Niye kavga hali var? Seçim seçim cezası mıdır bu? Seçim kavgası mıdır bu? Olmaz. Olacak iş değil yani daha doğrusu. Bir başka parti kazandı diye mi bu yaygara kopuyor hakikaten? Ceza İstanbul'luya kesiliyor. Bu kavgadan nasibini alan İstanbul'lu oluyor. Sonuçta şeye ulaşamayan o Gelişmeye ulaşamayan isimler 18 milyon değil mi? On, kaç milyonsa şimdi ben 18 milyon diyorum ama onu da bilmek bile mümkün değil. O kadar büyük bir şehir haline dönüştü ki Suriyelileriyle birlikte, İstanbullu Suriyeliler. Belki de en çok Suriyelinin yaşadığı, dünya üzerinde en çok Suriyelinin yaşadığı şehir olabilir mi İstanbul acaba? Bir dönüp bakmak lazım. Evet başlayalım arkadaşlar, dövize geleceğiz. Borsa İstanbul yüz endeksi 2785 ile e, pariteyle kapatmış. Yani Borsa İstanbul yüzde bir hareket yukarıya doğru ama dolar kuru karşısındaki hakikaten bir e, geri durumda. Çok daha yukarılarda olması beklenen bir şey ama yabancı yatırımcı yok deniyor. Biz de aktarıyoruz. Dolar 17.91 bu aralar özellikle CDS primlerinin gerilemesinin temel nedenlerinden bir tanesinin Rusya'dan gelen ve gelmekte olan. Şimdi bugüne kadar bir 5 milyar dolar geldi ve bugünden sonra da yine 2-3 milyar dolar daha geleceği bilgisi paylaşılıyor. Bir taraftan IMF kavgası var, IMF tartışması var. IMF anladığım kadarıyla pandemiyle ilgili olarak oluşturulan bir bütçe içerisinden Türkiye'ye 6 milyar dolarlık bir pay ayırdı. Bu para kullanılıyor mu, kullanılmıyor mu? Borçhanesinde mi, değil mi? Yani elimizi sürmedik mi, bu piyasa e, sakinleşmesinde bir faydası var mı? CDS primlerinin düşmesinin temel yani bütün dünyada düşüyor. Meksika'da %30 düşmüş CDS yani risk primi. Türkiye'de de %20 civarında düşmüş. Ama bir gerçek var ki Rusya'nın parasının geldiği çok açık. Çünkü açıkçası hazinenin işte yani daha doğrusu Türkiye'deki döviz rakamlarının Merkez Bankası'nın o rezervlerindeki artış ortaya konuyor. Hatta Sayın Nevati'nin açıklamalarında bu bu var zaten. Suudi Arabistan'dan da yine 20 milyar dolarlık bir paradan bahsediliyor. Tabii bize veriyor değiller ama gelip Türkiye'de bu parayı tutacaklarına dair yatırım yapacaklarına dair vesaire bazı cümleler kuruluyor. Gerçeklik mi, gerçek mi değil mi bunu bilmek mümkün değil. Bunu da biraz da rezervdeki artışta anlayacak. Anladığım kadarıyla Türkiye piyasaları ama gerçekleşen bir şey var. Dolar 17.90'a çipoya atmış durumda. 17.90 dolar TL paritesi için yıl sonundaki rakamlar biraz daha yukarıda gibi görünüyor ama bugünlerde en azından Amerika'dan yeni bir bilgi gelmezse düşmüyor da ama 18'de kırılmış değil. Bir gitti geri geldi 17.90'lar civarında seyretmeye devam ediyor. Biz de takip ediyoruz açıkçası. Euro 18.30, gram altın 1029 lira, 1790 dolarda bir ons var. Şimdi 1800 doları kırmaya çok hevesli. Ama henüz başaramadı. Ama önümüzdeki günlerde özellikle resesyon bilgileri ve Amerika'dan gelecek rakamlar bu hafta çok kıymetli bilgiler bekleniyor efendim. Enflasyonla ilgili vesaire. Buradan etkilenecektir. Hem dolarda hem de ons altında ve gram altında elbette ki değişiklikler kaydedilebilir. Hafta sonuna kadar Brent petrol 96 dolarda 95, 94, 96 bu civarda seyrediyor. Güzel bir şey var. Bugünden itibaren artık mazot 1 lira daha ucuzlamış durumda. İndirimi de vermemiz lazım. Akaryakıtta güzel işler oluyor. İnşallah daha da gider. Onun daha da gidebilmesi için doların düşmesi lazım. 22 lira 30 kuruşa düştü bu memlekette 1 litre mazot. Kaç liradan düştü? 10 liradan 22 liraya düştü efendim. Espri yapıyorum. Espri yapmaya çalışıyorum. İşin e, biraz da gülerek geçiştirmeye çalışıyoruz ama 30 liradan geriledi. 7 lira 70 kuruş gibi bir indirim var. bir ay içerisinde hiç e, yabanaltıları bir rakam değil. Tabii 124 dolarlardan geldi. 96 dolara kadar gerilemiş durumda. Bakalım nereye kadar gidecek. Biz de merakla bekliyoruz diyelim ve baba Ali'ye şöyle bir bakalım. <laughs> Evet. Şimdi manşetlerimize şöyle bir bakacağız. Hürriyet gazetesi var, Sözcü gazetesi var, Yeni Şafak gazetesi var, Karar gazetesi var ve Fanatik gazetesi var. Galatasaraylıların yüreğini kazanacak bugün Fanatik gazetesi. Beşiktaşlılar içeriden olmaz öyle şey. Barcelona'dan Dupe'yi gelmez diyor ama Galatasaray bu belli olmaz Alperen. Hürriyet gazetesiyle başlayalım efendim. Abdülhamit Han mesajları var. Konya'da başlayan e, İslam olimpiyatları belki de böyle de değerlendirilebilir ama 5. İslami dayanışma oyunları efendim. Konya biliyorsunuz spor başkenti olarak ilan edilmiş durumda dünyada ve e, önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. E, oyunların 5. günü e, oynanacak ama bir taraftan da dün akşam bir açılış seremonisi düzenlendi. Yabancı ülkelerin e, yine bu oyunlara katılan ülkelerin Başbakanları, devlet başkanları düzeyinde katılım söz konusuydu. Muhteşem bir açılış gerçekleşti ve Türkiye'nin e, gururları diyeyim 18 madalyayla şu anda Türkiye iyi yolda ilerliyor. Umuyorum altın madalya sayısı artacaktır. Bayrağımızı gönderde görmek istiyoruz. Şimdi Avrupa'da bir e, bir kargaşa söz konusu. Uçuş kargaşası. Havalimanlarında çalışacak adam bulamamak üzerinden eee her yerde bir sıra olduğu, her yerde bir kaos olduğu ifade ediliyor. Hürriyet de Türkiye'deki bütün işleri bırakıp gidip Almanya'da bu kaosu görüntülemiş. Hayırlı olsun efendim. Kargaşaya ben de uçtum diyor Hürriyet gazetesinin uçuş uzmanı. Sözcü gazetesi tablo skandalı demiş. Cemevi. Evi, ben bu haberi çok görmek istemedim. Akışıma da almadım ama manşetlerde var. Arkada Hazreti Ali, Hacı Bektaşı Veli ve Atatürk posterinin yeri değiştirildi, değiştirilmedi tartışması. Şimdi bir adımı ötekileştirmek, kötüleştirmek, siyasete malzeme etmemek lazım. Alevi yurttaşlardan da rica ediyorum, lütfen birbirimizle barışmak adına bu böyle bir şeyler yapılmasın. Ayrı, haklılık payı var, ona bir şey demiyorum. Yani gelip de bir mabette, bir, bir, birisinin mabet dediği bir yerin içerisine girip kendi kafanıza göre düzenleme yapmak iyi bir şey değil. Ama... Adım atmak zorundayız. Birbirimize karşı adım atmak zorundayız. Çünkü bizi kaşımak için bekleyen provokatörler var. O yüzden diyorum ben manşetimi almadım bu iş diye. Bırakalım bu işleri. Birazcık yani saygım var. Hepsine saygım var. Bakın her iddianın e, saygın olduğunu Alevi yurttaşlarının da gönüllerinin kırılmaması gerektiğinden eminim. Ama o fotoğraflar diğer duvarda duruyor bir taraftan da. Yer değiştirilmiş, o fotoğraf karesinin verilmesi istenmemiş vesaire. İçişleri Bakanlığı yetkilileri gelmiş. Bir şey diyemem. Bu konuda Alevi vatandaşları haklı bulurum. Ama lütfen ama lütfen bu işi kötü yönde ilerlemesini sağlamak isteyenlere yol açmayalım. Birlik ve beraberlik başka türlü sağlanamaz. Cumhurbaşkanlığında rica var. Yani neden bu durup da gerçekten bu duvardaki işlerle bu kadar uğraşıldı? Başka iş mi yoktu yani memlekette? Çifte standart diyor bu haberi aldık. E, iki AK Partili belediye başkanının mahkeme kararına rağmen görevden alınmadığı 7 aydır görevlerinin başına tutuldu. Hatta İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'yla bir de makamda fotoğraf paylaşıldığı bilgisi paylaşılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden ismini hatırlamıyorum. Şimdi özür dilerim haberde vermiştik. Bir karşı çıkış var. Cumhuriyet Halk Partilileri olunca bir günde karar alınıyor da AK Partili belediye başkanları 7 aydır nasıl görevde duruyor diye soruyor. Biz de Sözcü Gazetesi'yle aktardık efendim. Akdeniz'de keşif zamanı. Umuyorum çok büyük. Büyük bir zenginlik ortaya çıkar. Biz de bundan bol bol faydalanırız. Hakikaten üşüyecek miyiz kışın korkusu yaşamaktan bıktık, yorulduk. Umuyorum Türkiye kendi doğalgazına kavuşur. Karar gazetesi Trump Gate diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde inanılmaz bir hikaye yaşanıyor. Nixon günlerine atıfta bulunuyor. Bir gazeteci işte gazetecilik böyle bir şey. Memlekette gazetecilik faaliyeti ne yazık ki kutuplaşmaya ateş dökmekten başka hiçbir şey yapmadığı için bu haldeyiz. Siyaset de bu halde, iş dünyası da bu halde, çalışma hayatı da bu halde, ekonomik durum da bu halde. İnanın bana, yani basın denetleme görevini yerine getirebiliyor olsa daha iyi olurduk. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir gazeteci Trump'ın gizli belgeleri alıp yırtıp tuvalete attığına dair bir kitap yazıp bir internet sitesinde paylaşınca FBI devreye giriyor. Daha doğrusu onlar da soruşturuyormuş. Şimdi Trump işte o Biden kazandığı gün helikoptere binerken görüntüler arasında 10 kutu belgeyi alıp götürdüğü söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin özel belgeleri. Nixon günleri denilen o büyük kavgaya, büyük kargaşaya atıfta bulunan bir hikaye yazılıyor Amerika Birleşik Devletleri'nde. Beyaz Saray demiş ki bizim haberimiz yok. Yerseniz. Bakacağız efendim. <laughs> Ciddi bir kavga var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de Fanatik Gazetesi'nde Konya'da nefes kesen açılış Hakikaten muhteşem bir gösteriyle açıldı. Türk sporcuları da pek çok alanda madalyaya koşuyor. Aslan da Dipey bombası. Biraz ben futbolcu aileyim galiba. Ama önemli bir futbolcuymuş Barcelona'nın. E, alamazsınız diyor içeriden Beşiktaşlı Alperen Ama ben alabileceğimiz kanaatindeyim Bilmiyorum siz de düşünüyorsunuz Evet başlayalım arkadaşlar Şimdi ilk manşetimiz Bugünün bizim de manşetimiz olan konusu Karar e, gazetesinden aktarmaya başlayalım İSİK raporunda korkunç tablo iş güvenliği ile ilgili her ay bu raporu hazırlayan Bir sivil toplum kuruluşundan bahsediyoruz Her gün 5 insan insan her gün iş cinayetinde can veriyor. 7 ayda tam 1016 can gitti. 200 günde bin can. Her gün 5 kişi. Buna iş kazası demek mümkün mü? Bilinçli bir şey. Bir, hukukta bir tabir vardır efendim. Bilinçli taksir. Yani siz bir hadi hocanın hikayesini anlatayım. Dala çıkıp dalın kökünü kesmeye kalkışırsanız aşağı düşersiniz. Yani bir eylemi yapıp sonucunun ölümle biteceğini bile bile o işi yapmaya devam ediyorsanız mesela alkollü araç kullanmak, mesela emniyet kemerini takmadan hız yapmak vesaire. Buna bilinçli taksir der hukuk. Ama bizde işveren ya da iş güvenliği bu kadar kanun çıkartıldı ama denetim olmadıktan sonra, uygulanmadıktan sonra bunca özel iş güvenliği kurumları vesairesi 1014 can ya. Yani hiç kolay değil efendim. Türkiye'de Türkiye'de iş güvenliği yönelik eksiklikler eleştirilere konu olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Temmuz ayı iş cinayetleri raporu vahim gidişatı ortaya koydu diyor gazete. Temmuz'da 169 işçi çalışma hayatında meydana gelen kazalarda can verdi. Bunlardan 15'ini çocuklar oluşturdu. Bu daha korkunç bir bilgi. Yılın ilk 7 ayında hayatını kaybeden işçi sayısı ise 1014'e yükseldi. En çok ölüm mevsimlik tarım işçilerinde. Şimdi gelsin volümüz. Bu konuyla ilgili bilgileri biz de aldık, duvarımızı astık. Sizin de şöyle bir konuşalım istiyoruz. Bir sohbet edelim, bir dertleşelim. Yani şimdi Allah rızası için traktörün arkasına doldur 50-60 tane o mevsimlik işçi, yarısı çocuk. Git ondan sonra paldır küldür devril. 10 kişinin sığması gereken minibüsü 100 kişiyi bir şekilde iti, kaka sok. Ondan sonra trafik kazası Allah'tan. Hadi canım. Kader böyleymiş. E kardeşim bu kadar büyük tevekkülün varsa sen bin ona. Yok ama. İşçinin canı ucuz. Suriyeliler var işlerinde. Çok ciddi bir yabancı potansiyel de söz konusu bu arada. İlk 7 ay 2 rakamlara bakalım. Bakın 1014 işçi yaşamını kaybetti. Bunlardan 136'sı İstanbul'da. En çoğu. Tabii ki inşaat mevsimiyle birlikte tabii yazın hem inşaat hem de tarım sezonu açılıyor. Şimdi sebze, meyve, ağaçlar toplanacak, fındık toplanacak, çay toplanacak, üzüm toplanacak, toplanacak da bu insanlar makine değil bunları insan. Antalya'da 38 can hayatını kaybetti. İzmir'de 38 can, Muğla'da 37 can. Mersin'de bakın hep tarım bölgeleri. Değil mi? Muğla, Antalya, Seracılık, İzmir, şimdi üzüm toplanacak, Denizli, Mersin, bereketli topraklar ama bu bereketli topraklar insan canı adına korkunç bir işe imza atılıyor. 39 çocuk ölmüş, çocuk bakın. Bir çocuk bile kıymetliyken bu memlekette 39 çocuk yaşta çalışan işçi hayatını kaybetti. Biz 39 kez haber yaptık mı? Ben bir haber bile hatırlamıyorum. 55'i mülteci göçmenmiş efendim. Bu 1014 kişiden. Nerede ölüyorlar? Bu insanlar nasıl ölüyorlar? Trafik servis kazası. Dediğim gibi az önce. Doldur 10 kişinin bineceği minibüsü 100 kişiyi. Kaza yap o kalabalık içerisinde. Traktör kasasına o römerklere doldur doldur doldur. Ya bunlar insan. Bir de hadi bu canavarlık o anda para kazanmak isteyen o işçi çavuşunun alacağı 3-5 kuruşluk pay, payı artırma çabası olabilir de ya niye denetlenmiyor? Denetim niye yok? Bu kadar iş güvenliği tatavası yapıldı amiyane tabirle. O kadar şirketler kuruldu, özel firmalar bilmem neler denetim yapılacak. ay hani ezilme göçük. Bir baret takmamak, bir kemer takmamak. Bir inşaatın üzerine çıkıp ya bize bir şey olmaz. İşçinin de suçu var mı? Var. Ama Orada da işverenin hatası var. Eğiteceksin onu. Hani sokaktan aldığın adama hiçbir eğitim vermeden sen inşaat ustasısın deyip de on katın üzerine çıkartırsan olacak iş bu. Düşme yüzde on beş inşaatlar. Şimdi bunların çoğu... Tarım orman işçisi %20'si, inşaat yol kazalarında %19, taşımacılık kazalarında %12, motosiklet sürücüleri bugün her yer her yer motosiklet sürücüsüyle dolu. Hiçbir güvenliği yok. Doğru düzgün kasklar takılıyor mu? Koruyucu kıyafetler var mı? Denetim var mı Allah aşkına? Anca bu adamlar eylem yaptığında başında sopa kırmayı biliyoruz biz. Ticaret büro demiş. Metal sanayinde de 6, 62 can hayatını kaybetmiş. Hepsini Allah'tan rahmet diliyorum. Madem ki emek kutsal, emeğin korunması daha kıymetli olmalı. Bakın Temmuz ayı bir ay içerisinde sadece 169 can gitti. 169. 14'ü kadın, 155'i erkek olmak üzere bu ay en çok Mersin'de insanlar hayatını kaybetmiş yapan. İstanbul'da 9, Antalya'da 8, İzmir'de 7, Konya'da Konya'da da 7 can gitmiş. İş kollarına göre bakacak olursak yine en çok Tarım, orman 55 can, inşaat yol kazalarında 27, taşımacılıkta 26, madencilikte 8 ve konaklamada da 8 canımızı kaybettik. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Çocukların çalıştırılması zaten skandal. Hadi çalıştırıldı, uygun koşullarda belli bir yaş üzerinde hadi onların da çalışma imkanı olabiliyor. Stajyerlik vesaire gibi ama koruyun bari ya. Kendi çocuklarınızı öyle bir tehlikeye sokuyor musunuz? Niye vatandaşın çocuğu olunca hiç görmezden geliniyor? Acilen Çalışma Bakanlığı'na bu konuyla ilgili bir denetime hız denetim hızlandırmaya davet ediyoruz. Özellikle bu e, mevsimsel işçi denilen, değil mi? Hani e, doğudan, başka yerlerden, Karadeniz'den, batıdan bir yerlere göçüp gidip orada toplamaya çalışan üzümü, hasat hasat dönemi şimdi korkunç bir şey. bu. Bunların acilen denetlenmeye ve bu kadar insan nasıl ölüyor arkadaş diye? Çıkıp bir araştırmaya davet ediyoruz efendim. Meclisin tatili çok uzun. 3 ay bu memlekette o kadar izin yapan kimse var mı? Sorun yok mu bu memlekette ya? 3 ay izin bana biraz fazla geliyor ama biz durumumuzu aktardık. Gerçekten 1014 ölüm çok korkunç bir rakam. Programımız içerisinde sizin de görüşlerinizi merak ediyorum efendim. Bu konuyla ilgili olarak siz hangi tehlikelerle karşılaşıyorsunuz? Lütfen yazın. En azından duyması gerekenleri duyurmuş olalım diyelim. Devam edelim arkadaşlar. Evet sırada Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'in açıklaması var. Yıllardır bitmeyen bir geyiktir bu. Kayıt parası almay almayacağız. Allah, ben bu konuyla ilgili inancımı kaybettim. Çünkü e, Sayın Milli Eğitim Bakanı bu algıyı ortadan kaldıracağız dese de o müdürler ihtiyaç, yani sonuçta eğer birisi cebine atıyorsa bu parayı zaten gönderin cezaevine. Ama o okulların ihtiyaçları var ve bu insanlar velilerden para toplamaya mecbur hissediyor kendisine. İzleyelim haberi sanki Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyacını karşılayamıyormuş da velileri bağış yapmaya zorluyormuş gibi algıyı ortadan kaldırmak için 2022-2023 eğitim öğretim yılının hazırlığını çok erken başlattık. Okulların açılmasına az bir süre kala pek çok şehirden zorunlu bağış şikayetleri gelmişti. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den konuyla ilgili açıklama geldi. Uşaklarını yarına hazırlamak Eğitim Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Uşak'taydı. Açılışlara katıldı, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Gündeminde zorunlu bağış şikayetleri vardı. Eğitim camiasında çalışma arkadaşlarımızla yaralayan, aslında çok az sayıda uygulama örneği olan ama sanki okulların tamamında yaygın bir davranışmış gibi ve en önemlisi sanki Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyacını karşılayamıyormuş da velileri Bağış yapmaya zorluyormuş gibi algıyı ortadan kaldırmak için 2022-2023 eğitim öğretim yılının hazırlığını çok erken başlattık. Son 20 yılda en büyük bütçenin eğitime ayrıldığını vurguladı Bakan Özer. Her geçen yıl öğrenci ve velilerin üzerindeki yükü azalttıklarını vurguladı. Bu sene Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu bir yenilik daha yapıyoruz. Bu sene 2022-2023 eğitim öğretim yılında sadece ders kitaplarını ücretsiz olarak dağıtmıyoruz. Aynı zamanda tüm yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak dağıtacağız. Ortaköy Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katılan Bakan Özer öğrencilerle de bir araya geldi. Merhaba, merhaba. Yanıma Şimdi Sayın Bakan'a e, naçizane bu ülkenin vatandaşı olarak e, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakanlık hedefte değil elbette ki. Yani sonuçta sizden önceki bakanlarımız da hepsi saygın insanlardı. Hani o koltuğa oturup da saygın olmayan hiçbir milletin bakanı hatırlamıyorum. Siz hatırlarsanız belki bir şey diyemeyeceğim geçmişten. <laughs> Ama sonuçta hepsi bu mücadeleyi verdi. Ama okulların bir bütçesi yok. Doğru düzgün bir bütçeleri yok. Okul aile birlikleri var. İster istemez insanlardan, velilerden para isteniyor ve bu oluyor. Olmuyor deyince bu konu ortadan kalkmıyor yani. Tuvalet kağıdından tutun da temizlik parasına kadar, o e, kapıdaki güvenlikçinin öde, ödeneceği maaşa kadar, çevre düzenlemesine kadar. E bunlar bunlar var mı? Varsa açıklayın lütfen ben özür dileyeyim Çünkü bizim kulağımıza gelen her şey ya okulun temizlik parası için, okula kağıt için, okulun güvenlikçisinin parasının ödenmesi için, SGK priminin yatırılması için, okulun boyanması için bazen de. Belediyeler, belediyeler de devreye giriyor ama e sonuçta bunların bütçesi hakikaten yeterli buluyor musunuz siz? Bakacağız gün, yıl içerisinde hangi görüntüler gelecek. İnşallah dediğiniz gibidir biz yanılıyoruzdur. Ama kişisel algılamayın lütfen. Yoksa Milletin Bakanlığı'na bütün bakanlıklara saygı duyduğumuz gibi size de duyarız. Hiç problem yok. Yaptığınız her işi de öve öve anlatırız. Ama <laughs> bu ülkede kayıt parası yok demek için yani zannetmiyor. Var. Var bunu kabul etmek lazım. Birileri alıyor hadi diyelim. Bakanlığın haberi yok. Devam edelim. Karar Gazetesi. Kılıçdaroğlu Bay Kemal sözü dedi. <laughs> Bay Kemal'i sevdi Sayın Kılıçdaroğlu. Çiftçiye kırmızı mazot, EYT'liye emeklilik. EYT'liler toplanın. Bir iki cümle edeceğiz. Tarladaki kadının primi devletten demiş, iktidarımızda kırsalda çalışan kadınların SGK primlerini devlet ödeyecek, planlama yapacağız, herkes ne ekeceğini bilecek demiş. Havadan para kazanına izin vermem, onu az önce vermiştik. Liyakatı yok ettiler, kur korumalı ekonominin kalbindeki atom bombası EYT mevzusuyla ilgili olarak da çözerse Bay Kemal çözer diyor. Bakalım bu EYT tartışması devam ediyor. EYT dernekleri dün Ankara'daydı, AK Parti... Ee... Grup Başkan Vekili Sayın e, Akbaşoğlu ve e, Milliyetçi Hareket Partisi'nden şimdi kim olduğunu hatırlayamıyorum çok özür dilerim kendisinden Milliyetçi Hareket Partisi'nden de bir yetkiliyle görüştüler meclisin içerisinde ve sonra çıktılar dediler ki tamam bu yıl bu iş bitiyor biz güvendik. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin çocukları bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin insanları bunlar sizi güvendik diye açıklama yapıyorlar bu yıl bitecek demişsiniz onlara. Umuyorum söylediğiniz gibidir konu. Bakın şimdi bu konuyla ilgili yine bu. Vallahi duydukça sinirlerim ayağa kalkıyor. Tüylerim diken diken oluyor denilen bir şey var ya. Ben bunu yaşıyorum. Emeklilikte yaşa takılanlarda 5 formül. Emeklilikte yaşa takılanlarda 25 formül. Ya arkadaş adamların bir tane talebi var. 99'daki hakkımız neyse verin şunu bitsin bu konu. Biz de sosyal medyada tweet atmaktan yorulduk artık bırakalım diyorlar. Gelsin. İsa Karakaş, Türkiye gazetesinde e, bu sosyal haklar, EYT konusu, Alper geliyor değil mi? Ah Tamam, e, arkadaşlar ayarlamaya çalışıyorlar. İsa Karakaş'ın köşesinde EYT'lilerle ilgili bu diyorum ya yani e, sırf haber olsun diye işte 5 formül, 3 formül, şu formül, bu formül diye pek çok iş anlatılıyor. En korkuncu da ne biliyor musunuz? 9000 gün talebi. Türkiye gazetesinden Sayın İsa Karakaş demiş ki EYT'li SSK'lılara 9000 gün prim şartı gerçekçi değil. Bu ülkenin şu anda hani 65 yaş 2000 bu e, yasanın çıktığı 1999 Eylül'ünden sonra girenler için zaten bir düzenleme beklenmiyor. Eylül'ünden sonra girenler için en yüksek istenen prim günü kaç? Bilen var mı? Şu formül haberlerini yapanlara sesleniyorum. 7200. Ya bu ülkenin SGK'sı en fazla 7200 gün istiyor. E siz sorununu çözeceğim dediğiniz adama 9000 gün öde diyorsunuz. 9000 günü kim nasıl ödeyebilir? 25 yıl bir gün bile işsiz kalmaması lazım. Devlet memuru mu bu adamlar? Bakın İsa Karakaş çok önemli bir gerçeğe dikkat çekiyor. İnşaat işçisi EYT'liler ne yapacak? Bakın diyor ki inşaat işçisi İnşaat işçisi EYT'liler 9 bin gün primi 50 yılda bile tamamlayamaz ki o 50 yılda tamamlar demiş. Tamamlayaması ben ekliyorum. Okurlarımızdan gelen çok sayıda iletiden özel sektörde çalışan işçiler 5 bin 6 bin gün primi bile doldurmakta güçlük çektiklerini, 9 bin gün prim şartı getirileceği yönündeki medyada yer alan haberler karşısında kara kara düşünmektedir diyor. Hakikaten de bir inşaat işçisini düşünelim. Mevsim şartları da göz önünde bulundurulduğunda yılda en fazla 6 ay çalıştığını varsaysak bu durumda 9000 gün primi doldurması için tam 50 yıl çalışması gerekir. Piyasada günü birlik yevmiyeci çalışan işçiler, tarım sektöründe, balıkçılık sektöründe ve diğer mevsimlik işlerde çalışan işçilerle daha birçok örnek verilebilir. Diğer yandan SSK'lıların emekliliği için gereken prim gün sayısı 9 Eylül 1999 tarihine kadar 5000 günken belirtilen tarihten sonra 7000 gün, prim gününe ikinci sosyal güvenlik reformunda 2008 yılında ise 7200 prim gün sayısına çıkartılmıştır. Bu bağlamda SSK'lılar için hiçbir zaman öngörülmeyen 9000 gün prim sayısının mevcut düzenlemelerden farklı olarak yüksek bir miktarda artırılarak 9000 prim gün sayısına çıkarılması mümkün mümkün olmamaktadır diyor. Mümkün olmadığı düşünülmektedir. Özür dilerim. EYT düzenlemesine en çok ihtiyaç duyanların başında hiç şüphesiz belirli bir yaşa gelmiş ve iş bulamayan işsiz SSK'lılar gelmektedir. Bu kesimi yukarıda belirttiğimiz üzere başta inşaat işçileri, yevmiyecilerle diğer bedensel faaliyet gerektiren işlerde çalışan emekçiler gelmektedir. Bu bağlamda EYT düzenlemesinin amacına ulaşması ve mağduriyetin giderilmesi açısından özellikle SSK'lı özel sektör işçilerine 9000 gün prim şartının getirilmesinin adil ve hakkaniyete uygun olmayacağı ayrıca pratikte uygulanmasının da mümkün olmadığının bir kez daha altını çizmek isterim diyor. Çok da güzel bir özlü söz yazmış altına. Adam Grant'tan bir sözü var. Bir insanın asaleti ona hiçbir faydası dokunmayacak insanlara olan davranışından belli olur. Belki de seçime hazırlanan siyasetçilerin de bu cümleyi bir, bir kez daha okuması lazım. Bu insanlar 9 bin günü nasıl doldursun? Vicdana sığar mı bu iş? İnşaatlarda ter dökmüş adam 30 yıl çalışmış 5 bin günü zaten zor dolduruyor. Daha ne istiyorsunuz bu insandan siz? söz verdiğiniz kanuna geri dönün EYT'de. Formül, mormül de aramaya gerek yok. 99 öncesindeki hak neyse o geçerlidir. Bir cümle. Ama komisyon çalışıyormuş, bazı işler olabilir, denge tamam gözetilsin, yapılsın, edilsin ama daha fazla gecikilmesin artık. İlla da ocağa kalacak diye de bir kanun var mı? EYT'liler bekliyor. Sonuçta siyasetçi kendisi bilir. Ama mecliste ciddi anlamda dünkü toplantıların ardından moraller, EYT'lilerin morali düzelmiş gibi efendim. Hem AK Parti tarafından hem Milliyetçi Hareket Partisi tarafından yani Cumhur İttifakı tarafından çok güzel haberler verilmiş ve bu yıl artık çözülecek sözü var takipçisiyiz bize. de. Gelelim bakalım. Güzel bir e, görüntü göstereceğiz şimdi. Editörüm Merve'nin çok hoşuna gitmiş. Benim de hoşuma gitmiş. Bu memlekete yapılan her yatırım aslında güzeldir. Bizim şu güneşi ıskalamamamız lazım. Şimdi doğal gaz arıyoruz vesaire tamam onlar da yapılsın ama aslında bütün enerjimizi, bütün ihtiyacımızı yetecek kadar güneşimiz var bizim. Yeter ki bunu ekonomik anlamda çevrilebilir bir hale getirelim. Isparta Belediyesi çok güzel bir organizasyon yapmış bir güneş gez santrali kurmuş belediye ve aylık 10 milyar 10 milyon lira kar edecek. Bakın ne güzel. Kendi parasını da kazanıyor aynı zamanda. Bu kadar hani borçluluk içerisindeki belediyeler ki kışın hatırlarsanız bu Isparta'da yaşanan elektrik kesintilerinde başımıza gelenleri. O hatlar düzeltilmiştir inşallah. Bu Ocak Şubat'ta yine aynı manzaralarla karşılaşırsak bu cümlelerimizi hatırlatırım. Ama şu güneş enerjisi santralinden Yıllık Isparta Belediyesi'nin hem temiz enerji hem Ispartalı elektriksiz kalmayacak hem de belediye 120 milyon lira para kazanacakmış efendim. Buradan Isparta Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Belediye Başkanı'na da selamlarımızı iletiyoruz efendim. Bu güzel yatırımı için Ispartalılara da hayırlı olsun diyelim. Umuyorum bu paralar da yine Ispartalılar için harcansın. Evet sırada ne var? Varlık Barışı. Şimdi bununla ilgili bir haber var. Bir peşin vergi algısı da var burada ama kademeli. Yeni varlık barışı düzenlemesinin detayları belli oldu. Bakın hangi şartlarda barış sağlayacak devlet? Yurt dışında bulunan para ve altınların yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılmasına yönelik yeni varlık barışı düzenlemesinin detayları belli oldu. Resmi gazetede yayımlanan tebliğe göre yurt dışındaki varlıklar 5 Temmuz 2022-31 Mart 2023 döneminde bankalara veya aracı kurumlara bildirilebilecek. Vergi dairelerine herhangi bir beyanda bulunulmayacak. Bildirilen varlıkların 3 ay içinde Türkiye'ye getirilmesi ya da Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara transfer edilmesi gerekecek. Yurt dışında bulunan varlıklar yine yurt dışındaki kredilerin kapatılmasında kullanılabilecek. Bu durumda Türkiye'ye getirme şartı aranmayacak. Taşınmazların satışından elde edilecek gelirler de varlık barışı kapsamında olacak. Vergilendirmeye gelince Eylül sonuna kadar yapılan bildirimlerde varlıkların değeri üzerinden %1, Ekim-Aralık döneminde yapılan bildirimlerde %2, Ocak-Mart 2023 dönemindeki bildirimlerde ise %3 vergi alınacak. Varlıklar, banka ve aracı kurumlarda açılacak hesaplarda en az bir yıl tutulursa alınan vergi iade edilecek. Düzenleme yurt içindeki kayıt dışı varlıkları da kapsıyor. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri %3 vergi ödeyerek kayıt dışı varlıklarını kayda geçirecek. Vergi mükellefi olmayanlarsa bankaya yatırarak aynı şekilde kanundan yararlanabilecek. Aynı şekilde şirket ve varlıkları başkası üzerine olanlar da bildirim ve beyanla bu malları kendi üzerine alabilecek. Bu kapsamda yapılacak devirlerden harç da alınmayacak. Kanun kapsamına giren işlemlerle ilgili vergi incelemesi yapılmayacak. Ve gıda haberlerimiz. Ekonomide tabii ki vatandaşın gıdasıyla ilgili yine hepimizi üzen bilgiler var. Özellikle bu et mevzusu. Şimdi et balık kurumu bir 125 indirim yapacağız dedi. Ardından da arkas, karkas fiyatlarına özür diliyorum. İşin ne kadar uzandı olduğumuzu anlayın. bu karkas fiyatlarına gelen zamdan bahsettik. Ama bugün ithalat üzerinden işin çözmeye çalışan bir ekonomi yönetimi eleştiri konusu olmaya devam ediyor. Bir de korkunç bir bilgi. Bu ithalattan birilerinin cebine çok korkunç paralar gittiği iddia ediliyor. Ankara'nın koridorlarında, kulislerinde, otel odalarında, resepsiyonlarında öyle tartışmalar, kavgalar, Ankaralıların gözü önünde yaşandığı bilgisi hakikaten korkunç. 200 milyon dolara besilik hayvan ithal ediyoruz. E hayırlı olsun bakalım. 2017 yılında saman, 2018 yılında Angus ithal eden Türkiye, 2022 yılında Besilik hayvan ithal edecek. Milli Gazete Haziran ayında gündeme getirdiği besilik hayvan ithalatı çalışmalarında son aşamaya gelindi demiş. Ee, tarım ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye yanlış politikalardan dolayı dışa bağımlı hale geldi Ülkemizde tarım ve hayvancılık maliyetleri yüksek rakamlara ulaştı Ülkedeki hayvan varlığı sürekli azalırken besilik hayvan ithalatı için yeniden düğmeye basıldı Bakanlığın et arzında yaşanması muhtemel bir tehlikeye karşı tedbir almak amacıyla Besilik hayvan ithalatı için Haziran ayında başlattığı çalışmaların sonuna gelindi diyor Bu konuyla ilgili hakikaten tedirgin olmamız lazım Şimdi hayvan ithal. Bakın ülkenin hayvanı ithal, çobanı da ithal. Değil mi? Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da gündemindeydi bir ara. Afganistan'dan gelen çobanlar olmasa biz çobanı kime yaptıracağız? Sanırsın şey yani ne anlatayım hangi ülkeyi örnek vereyim bu konuda? Belçika'yı mı örnek vereyim mesela? Onlarda da vardır belki bilmiyorum ama Orta Asya işlerinden hayvancılık yapa yapa gelen bir milletin çocuklarına bunu söylüyoruz. T Türkiye'de çoban bulamamak meselesi. Türkiye'nin hayvancılıktan anlamam. Bu mümkün mü yani? Enteresan bir şey. Yani göç, göçerek hayvanlarıyla birlikte Anadolu'ya gelen Türkler bugün Afgan çobanlara kaldı. Yani etimiz dışarıdan, çobanımız da dışarıdan, canlı hayvanımız dışarıdan, ki birilerinin çok ciddi para kazandığı söyleniyor. Kabul edilebilir bir şey değil. Vatandaş bugün 250 gram kıymanın peşinde koşarken birilerinin cebine para girsin diye mi bu paralar harcanıyor? Türkiye'ye harcansa daha iyi olmaz mı mesela besleyiciye? Ne dersiniz? Sıradaki haber. Bakın gelsin. Türkiye Gazetesi. Ucuz gıda talimatı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarım kredide indirsin dedi. Okuyalım haberi. Cumhurbaşkanı %25 indirim yapan et ve süt kurumunu örnek gösterdi. Erdoğan partisinin MKYK toplantısında tarım kredi kooperatifleri marketlerinde satılan ürünlerde de indirim yapılması talimatını verdi. Cumhurbaşkanı bu kurumlar kar amacı gütmüyor. Vatandaş ucuz ürün alabilsin diye kuruldular. Gerekirse maliyetine satış yapılsın dedi diyor bu haberde. Tamam güzel vatandaş daha ucuz alsın. Gerçekten gerekirse hazineden buradan bir para çıkarsa da yani sonuçta vatandaşın karnına gidecek, çocuğunu doyuracak bir iş için eyvallah deriz. Hiç problem olmaz. Kur korumalı gibi konuşmam burada. Gitsin bu para. Hiç umurumda olmaz. Vatandaşın çocuğu sabah süt içemiyorsa, et yiyemiyorsa akşam yemeğinde, yumurtasına ulaşamıyorsa burada sıkıntı var. Bunun çözülmesi lazım. Ama Talimatla ekonomi olur mu? E yarın bu buraya harcanacak paralarla hani temelde bir ekonomiye ve tarıma politikalarına bakışta bir değişikliğe ihtiyacımız yok mu hakikaten? Biz üretsek, desteği buraya versek, birilerinin cebine gittiği iddia edilen bu paralar çiftçiye dağıtılsa, tarım teşvik edilse, hayvancılık teşvik edilse, bu maliyetlerden kurtulsalar işte gübresiydi, mazotuydu, şu suydu, bu suydu. Neyse o. Kazanacaklarından emin olsalar da yapmaya devam etseler. Nesillerdir hayvancılık yapan aileler niye vazgeçsin durdukları yerde para kazansalar? Bu iş böyle çözülür talimatla ekonomi işte ev sahibi kiracı kavgası ortada. Adliyeler şişmiş durumda. %25'in üzerinde olmayacak. O gün de söyledim. Bu iş böyle çözülmez. İnşallah çözülür biz e, utanırız efendim. Şimdi bir haberimiz var. Güzel de bir haber de paylaşalım arada bir. Tabii ki vatandaşın e, temel gündemini aktardıktan sonra dünyanın en minik bıçaklarıyla tanıştıracağız şimdi. BBN Haber Merkezi tarafından hazırlandı. 4 milimetre boyundaymış efendim. Yani merak ettim ben de. Bakalım şu bıçaklara. Milimetrik bıçaklar yapıyor. Amacı Guinness Rekorlar kitabına girmek. Rekorlar kitabına girmek. Samsun'da yaşayan bıçak ustası Mustafa Karagöz'ün ilginç bir hobisi var. Evinde kurduğu atölyede dünyanın en küçük bıçaklarını yapıyor. İlk yaptığı bıçak 2,5 santimlikti. Kendini geliştirdi, 4 milimetreye kadar indi. Bıçaklar çok küçük olsa da oldukça keskin. Bir kağıdı bile kesebiliyor. Önce döverek, dövüp üretiyorum. Ondan sonra şekil verip Peşine suyunu alıp tekrar şeklini getirdikten sonra e, su verme yapıyoruz. Şek, e... Gerçekten çok minikmiş bıçaklar. Şimdi sıradaki haberi nasıl anlatacağımı gerçekten bilemiyorum. Bir taraftan da ona hazırlanıyordum siz bu haberi izlerken efendim. E, Cumhuriyet gazetesini verelim, bu iddiayı verelim hakikaten önce. Sonra bir görüntü gelecek bu haberden bahsetmiyorum. Birazdaki biraz sonraki görüntüden bahsediyorum. Nasıl anlatacağını bile anlatacağımı bilemiyorum diye. Cumhuriyet gazetesinden Barış Pehlivan'ın bir iddiası var. Ülkeyi terk ediyorlar. Bu doktorlarımızın yurt dışına gidişle ilgili bilinen mi gerçek? Artık bu paylaşılıyor. Her ay 200-300 doktor yurt dışına doğru izin belgesi alarak gidiyor. Temiz kağıdı dedikleri bir kağıt var. AK Parti ile Türkeş'in doktor kızı Türkiye'de değil İngiltere'de çalışacak demiş Barış Pehlivan haberinde. Ülkeyi terk ediyorlar başlığını atmış. Meğer Giderse gitsin dediği doktorlara Erdoğan'ın yakınındaki bir ismin kızı da dahil olmuş. AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in kızından bahsediyorum diyor Barış Pehlivan. Evet MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in torununu anlatıyorum. Kendisi son olarak Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcılığı görevindeydi. O da temiz kağıdı alarak İngiltere'ye giden doktorlar arasına katıldı iddiasında. Nasıl gidilmesin? Yani şu memlekette şu görüntüyü anlatınca, gösterince siz de anlayacaksınız efendim. Şimdi geliyor değil mi görüntümüz arkadaşlarım? Gelsin lütfen bir, bir izleyelim. Bakın sanki hani sıradan bir hastane günü artık böyle bir hal var. Yine bir saldırgan, yine hedefinde sağlık çalışanları var, hemşireler var, doktorlar var. Zaten yeteri kadar e, takdir edilmemekten emeklerinin karşılığını alamamaktan şikayet eden, geçinemediklerini söyleyen sağlık çalışanları. Üstüne bir de sürekli olarak şöyle bir şiddete. Bakın yine kapıları itiyorlar. Yine sağlıkçılar bir araya gelmiş bu kapıları itiyor. Güvenlikçi var mı arkadaşlar şu bu görüntüde? Şu şunu görüntüye bir daha bir bakalım lütfen. Gelsin. Gelsin lütfen. Nerede güvenlikçimiz? Nerede bu güvenlikçi? Hani nerede? Orada arada mı kalmış? Şu mu güvenlikçi bize? Burada mavi e, önlüklü bir, bir izleyelim bakalım, gönderin. İzletin arkadaşlar. En önde, anladım. Bir kişi var, tamam gördüm. Şurada e, bir, bir özel güvenlikçi var. Peki kardeşim, burada polis nerede ya? Burası neresi Merve? Şanlıurfa'da özel bir hastane mi burası? Devlet hastanesi mi? Hastaneye gelen. Keşke hangi hastane olduğunu da bir baksaydık. Hastanede şimdi konu şu, özetleyeceğim. Bir saldırgan, karısına şiddet uyguluyor. Utanmıyor. Kadın hastaneye gidiyor. Burada bir sağlık raporu alacak. Belki de bu adamdan şikayetçi olacak. Beni dövüyor diye. Hani devlet ya sığınmış yani. Eskiden benim bildiğim hastanelerde tabii şimdi özel hastaneyse ona bir şey diyemem. Orada olmaz ama devlet hastanelerinde polis noktaları olurdu. E bu kadar geliyor ne yapıyor biliyor musunuz? Siz benim karıma Nasıl sağlık raporu verirsiniz ayak yedi diye diyerek bu kez sağlıkçıları hedef oluyor. Ses var mı bu arkadaşlar bu görüntüde? Bir dinletin eğer varsa. Güvenlik kamerası olduğu için yok diyorsunuz anladım. Gerçekten artık yıldık bu işleri anlatmaktan. Biliyorum siz de izlerken yoruldunuz ama bugün sağlıkçılarımızı güven içerisinde tutamazsak yarın sizi bizi tedavi edecek adam bulamayacağız. Günaydın canım Türkiye. Bugün tarihlerden 10 Ağustos 2022 Çarşamba, yağmurlu bir İstanbul'a bugün Günaydın dedik, uyandık ve özellikle Esenyurt Beylikdüzü avcılar bölgesinde bazı noktalarda su taşkınları ve ev ve iş yerlerinde hasar yollarda su birikintilerinin olduğu bazı manzaralar var. Ee, ve bugün için sıcak bilgi olarak paylaşıyoruz. Şu dakika itibariyle Şişhane'den Tarihi Yarımada'ya gördüğünüz gibi arkada Beyazıt Kulesi, Süleymaniye ee, Galata hakikaten muhteşem bir görüntü var şu anda ama parçalı bulutlu bu bölgede hava durumu. Batı yakasındaysa şehrin en uç noktasında Tekirdağ sınırına doğru çok şiddetli bir yağışın ardından sabah saatlerinin ardından e, su baskınlarıyla karşı karşıya kalan bu manzaraları yaşayan bir İstanbul'dan bahsedeceğiz. Bahsediyoruz bu bir görüntüleri de paylaşacağız. Şimdi önce görüntümüzü verebiliyor muyuz arkadaşlar canlı gü Canlı görüntü gelecek şimdi İstanbul trafiğinde tabii ki yağmurun da etkisiyle ciddi bir yoğunluk söz konusu. Bu saatlerde eğer işiniz gücünüz yoksa çıkmamanızı tavsiye ederim. Ama e, Avcılar bölgesinde özellikle dediğim gibi Esenyurt'ta bağlantı yollarında görüntü hazırsa verin arkadaşlar. Gelsin Beylikdüzü'nden bir görüntü arkadaşlar gönderecek. Olsun dursun arkadaşlar problem değil lütfen sakin olun. E5 Karayolu üzerinde yaşanan manzara şu anda bu yavaş yavaş akan bir yol. Gördüğünüz gibi yağmurun da etkisiyle ara sokaklardan çıkamadı uzun süre İstanbullu sürücüler. işine gitmek isteyenler, otobüslere binmek isteyenler, minibüse binmek isteyenler, servisiyle işine gitmek isteyenler. Önce kendi evlerinin önünden bir müddet çıkamadı. Bazı noktalarda tabii bütün şehir genelinde büyük bir sıkıntı varmış gibi anlatmıyorum ama bu bölgelerde bazı noktalarda su taşkınları var. Zaten görüntüsü de hazır. İlk iş olarak bunları paylaşacağız değil mi? DSF'miz hazır değil mi arkadaşlar? Tamam isterseniz onunla başlayalım. Yazmer Merve bende metin yok galiba. Olsun anlatalım. Siz görüntüyü verin. Burası Avcılar Beylikdüzü bölgesinde, Esenyurt bölgesinde sabah saatlerinde Meteoroloji'den uyarısıyla birlikte zaten uyarı vardı. 3 gün boyunca afet koordinasyon merkezi tarafından da yapılmıştı bu açıklama. İstanbul'da önümüzdeki 3 gün içerisinde yağmur var. Cumartesi gününe kadar bölgesel bazı şiddetli yağışların ardından ciddi sıkıntılar oluşabilir. Önleminizi alın diye gördüğünüz gibi kanalizasyon bütün suyu sokağa bırakıyor. Demek ki bu sokak içerisinde, bu mahalle içerisinde altyapı yeterli değil. İstanbul'da gördüğümüz her yere beton döktük. Her yere ev yapıldı. Koca koca mahalleler, bir anda 50 katlı binalar vesaireler. Peki yol var mı? Yok. Altyapı var mı? Yok. Sonuç? Sonuç bu. İşte tam burası neresi acaba arkadaşlar? Genel olarak sokak sokak bilemiyoruz ama Beylikdüzü bölgesinden, Esenyurt bölgesinden olduğunu tahmin ediyoruz. Bu bölgede de daha doğrusu bilgi bu yönde. Gördüğünüz gibi o, arabalar, servisler, minibüsler yola çıkmakta zorlandılar. Alt geçitlerde su birikintileri hmm. oluştu. Tabi buradan geçmek mümkün değil. Araçlarda kalmamak için girmedi. Altyapının e, yetersiz olduğu sokaklardan birisi dediğim gibi. E, kanalizasyon suyu bir de kirli su elbette vatandaşı bu suyla karşı karşıya kaldı bu bölgede yaşayanlar. Geçmiş olsun diyelim. Umuyorum kısa süre içerisinde buradaki sorunlar da çözülür. İstanbullular bu sellerle karşılaşmak zorunda kalmazlar. Evet ne yapıyoruz önce? Risk haritası ve hava durumu. Evet şimdi gelelim şu hale. Ankara'yı da uyarıyoruz efendim bugün için. Ankara'yı, Eskişehir'i, Kütahya'yı, Denizli'ye kadar. Burdur'u, Afyon, Karahisar'ı e, bu illerimiz için de bugün saat 12'den sonra burada. Tekirdağ'da sabah 6'dan. Öğlen 14'e kadar bir uyarı vardı. Tekirdağ'dan henüz bir e, hareketlilik bir bilgi gelmedi zannediyorum. Reji gelirse beni uyarır zaten ama hemen kıyısındaki bölgede Esenyurt, işte Beylikdüzü, Silivri bu bölgelerden işte yetersiz olan noktalardan en azından bu görüntüler, bu manzaralar ne yazık ki gelmeye devam ediyor. Dediğim gibi Ege'nin iç kısımlarında ve İç Anadolu'nun batısında Ankara başkente dahil olmak üzere bugün için sağanak yağış ve sel uyarısı yapıyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Gelsin derecelerimiz. Evet İstanbul bugün yağışlı 32 derece. 3 gün boyunca devam edecek. Dün dediğim gibi AFAD ve Afet Koordinasyon Merkezi yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı akomdan da uyarılar yapıldı. En azından su baskını ya da stesel vesaire taşkın olmasa da şemsiyesiz çıkmamanızı tavsiye ederim efendim İstanbullular için. Ve Marmara bölgesinin neredeyse tamamı Batı Karadeniz'le birlikte İç Ege bölgesinde, Muğla'da, Aydın'da yine yağış ihtimali var. 33 derecelik bir Muğla, 33 derecelik yine parçalı bulutlu bir İzmir, 32 derecelik bir İstanbul'dan bahsediyoruz. Yağış ve sel uyarısı yapılan illerimizden bir tanesi de başkent Ankara. Ankara'da sağanak yağışla birlikte 30 derecelik bir sıcaklık bugün için ölçülecek. İslam Olimpiyatları diyoruz efendim. 5. İslam Dayanışma Oyunları'nın oynandığı Konya'da parçalı bulutlu bir hava olacak. Bugün yine oyunlara müsait bir hava var. 33 derecelik bir de sıcaklık. Hemen oradan güneye inecek olursak Çukurova bölgesinde de yağışlı bir hava söz konusu. Mersin, Adana, Hatay, Kahramanmaraş bu bölgede de yağış, sağanak yağış beklentisi ve 35 derecelerde de bir sıcaklık söz konusu. Ve sıcaklığın arttığı Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi. Tunceli'den başlayalım şöyle yukarıdan 38 derece görüyorum. Diyarbakır 37, yine Siirt bölgesinde 39, Batman'da 37 derecelik bir sıcaklık ölçülecek. Şanlıurfa'da ise yine 38 derece. Doğu Karadeniz'de yağış var ama bir uyarı söz konusu değil bu bölge için. Yağmur geçişlerinden bahsedebiliriz ve 29 derecelik bir Trabzon sıcaklığı var. Peki yarın, yarın perşembe günü yine Marmara bölgesinde ve İstanbul'da yağış var. Cumartesi gününe kadar devam edeceği söyleniyor. Yine İç Ege bölgesinde, başkentte yağışlar duracak. Doğu Karadeniz'de yağış var ve güneyinde 40 derece efendim. Yarın Siirt'teki sıcaklık 40 derece olacak. Hemen bakıyorum Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da 39 derece ölçülecek. Yine çok yüksek sıcaklıklar var bu bölgede. Manşetler. Manşetlerimize bakalım. Konya'da muhteşem bir açılış töreni. Oyunlar birkaç gündür devam ediyordu ve haftaya Perşembe'ye kadar 18'ine kadar devam edecek güzel bir törenle başladı. Devlet başkanları var, başbakanlar, sporcular vesairesiyle Türkiye güzel de bir başlangıç yaptı bu arada. Ee, onunla ilgili bilgileri de yine bültenimiz içerisinde paylaşacağız detaylı bir şekilde ve oyunlar bitinceye kadar da BBN Türk ekranlarında oyunlar Türkiye'nin aldığı madalyalar yarışmalar e, bu işin tabii kültürel boyutu bununla ilgili her türlü bilgiyi belgeyi görüntüyü yarışmayı canlı yayınlar içerisinde aktarmayı sürdüreceğiz. Fanatik Gazetesi diyor ki Konya'da nefes kesen bir açılış 5. İslami Dayanışma Oyunları için. Dün akşam Konya'da görkemli bir açılış töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayan geceye birçok ülkenin devlet başkanı katıldı. Organizasyondaki gösteriler izleyenlere şölen yaşattı. İlk altın madalyalar gelmiş. Para yüzme kadınlar 50 metre serveste Sevilay Öztürk, Bayrağımızı göndere çekmeyi başardı. Altın madalya aldı. Atletizm alanında 3 adım atlamada Necati Er yine altın madalya alan sporcularımız arasında bol miktarda gümüş ve bronz madalyada söz konusu. Takım oyunları devam ediyor. İyi başladık. Sonu iyi olsun. Ama asıl önemli olan barış olsun. İnsanlar, gençler bir araya gelsin. Spor yapılsın. Ve İslam var ya bir de adında. 5. İslam'da yanışma oyunları dünyada güzel bir tanıtımı olsun. Işitle tanınıyoruz biz. Olur mu böyle şey ya? Barış dini, akıl dini, birlik dini geldik IŞİD denilen bir Allah çok kötü şeyler söylerim ama yayındayız diye bazen tutuyorum kendime. Bu adamlarla tanınıyoruz. Ne yaptığı belli olmayan işte gidip Eyüp Sultan'da şeytan işareti diye çekişle bilmem mozaik kıran avuk suvuk hikayeler. Ama bu güzel bir şey. Bu tanıtım açısından muhteşem bir şey. Aslında barışı sindirmek adına da güzel bir şey. Tebrik ediyoruz. Konya'ya hayırlı olsun. Spor başkenti bu arada. Buradan da bütün Konya'ya selam edelim. Abdülhamit Akdeniz'de. Dünya sert bir doğalgaz kışına hazırlanıyor. Gerçekten zorlu bir sürece doğru ilerlerken Avrupa Birliği olsun, dünya olsun. Türkiye kendi alanında, başka ülkelerin arazilerinde değil ama kendi mavi vatanı içerisinde, kendi hakkını alabilmek için bir çaba içerisinde. Umuyorum Abdülhamit buna vesile olur. Yine Akdeniz sularına açıldı. Dün törenle gönderdik. Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Detaylı bir şekilde aktaracağız. Şimdi kur korumalı mevzusuyla ilgili manşetimiz var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, biz programımızda bu kur korumalı mevduat projesi nasıl başladı? Kaç liradır? Bizim cebimizden ne kadar para çıktı? Ve bu iş nereye kadar devam edecek sorusunu defalarca sormuştuk. Bu konuyla ilgili bir açılım var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki sadece faiz öderim. Onun dışında döviz garantisi falan vermem arkadaş diyor. Yani en azından vatandaşa söylediği nasıl diyeyim Seçim sonrasına dair vaadi bu. Artık tercih tabii ki vatandaşın olacak. Bu konuyla ilgili haberi paylaşacağız. Edirne'deydi, Edirne'deydi kendisi. Ee, i̇şte Ayçiçek Yağı'ndan tutun da çiftçilik mevzusuyla ilgili pek çok sözü var. Onları da aktarıyor olacağız. Sıcaklarla başlıyoruz ama. Efendim? Ee, birazdan onu şey yapalım arkadaşlar. Önce bir haberlerimizi verelim. İlk haberimizi göremiyorum Merve ama... Şehidimiz, Şehidimiz, Uzman Onbaşı ee, ne yazık ki hayatını kaybetti. Yine bir ismini alabilir miyim? Evet şimdi arkadaşlar Mustafa Demir değil mi? EYP saldırı, EYP'li saldırıda yine Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde bir el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralı olarak hastaneye kaldırılan uzman onbaşı sevgili Mustafa Demir'i kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz efendim. Tüm ailesine, tüm ailesine ve tüm ulusumuza bir kez daha sabır temenni ediyoruz. Bu terör denilen beladan hızlıca kurtulmamız lazım. Terör unsurlarına da buradan sesleniyorum. Bu işten vazgeçin. Vazgeçin gençleri öldürmekten başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. 40 yıldır bu ülkenin çocuklarının yakasına yapıştınız düşmüyorsunuz. Bütün memleketten bahsediyorum. Çoluk çocuğu dağa çıkartıp vesaire ellerine tutuşturduğunuz silahlarla bu işte kime çalışıyorsunuz? Kimin faydası var bu işte? Bir tek Türkiye'nin çocuklarına zararınız var. Umuyorum biter bu iş efendim. Sıcak bir haber daha var sırada. Kahramanmaraş'tan ne yazık ki dehşet veren bir olay hakikaten. Böyle yazılmış ve buna ben de katılıyorum. Maket bıçağıyla canına kıymaya çalışan genç polis olan babasının tabancasını aldı. Ve ne yazık ki hem babasını, annesini, iki kardeşini öldürdükten sonra canına kıydı. Kahramanmaraş, Önsan Mahallesi'ndeki evlerinin çatısına çıkan 22 yaşındaki B.Ö. elindeki maket bıçağıyla henüz bilinmeyen bir nedenle kendisine zarar vermeye başladı. B.Ö.'nün yanına giden ve polis memuru olduğu öğrenilen babasının M.Ö. olduğuna engel olmaya çalıştı. Genç bu sırada babasının beylik tabancasını alarak aile fertlerine doğru ateş etmeye başladı. Ee, saldırganın aynı tabancayla canına kıydığı da ifade ediliyor. Anne H.Ö, abisi H.F.Ö ve 11 yaşındaki kardeşi T.Ö olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan babaysa, polis memuru babaysa yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İl Jandarma Komutanı da olay yerine giderek e, incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Evet şimdi sıradaki haberimizde devam edeceğiz akşam gazetesi gelsin Evet gördüğünüz gibi efendim Konya'da birkaç gündür devam eden 5. İslam e, dünya e, oyunları, Dünyanın işte oyuncularını, sporcularını bir araya getirdi. Konya'da buluştular. Konya'da muhteşem bir açılış töreni düzenlendi dün akşam. Konya'daki 5. İslami Dayanışma Oyunları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı resmi açılış töreni düzenlendi. Dans ve ışık gösterileriyle renkli görüntülere sahne olan açılışta 56 ülkeden gelen yüzlerce sporcu bir geçit töreni düzenledi. Çok renkli görüntüler var. İsterseniz haberi izleyerek Peki bu haberi çıkışımızda kullanacağız ee, uzun bir şekilde. Her gün saat 9.40 civarında programımızın sonuna doğru Konya'dan haberlerle bu oyunlardan haberlerde bulabileceksiniz efendim. Gün ışığını takip ediniz diyelim. Sıradaki haberle devam edelim. Gelsin bakalım gelin. Konya'da nefes kesen açılış. Şimdi bununla ilgili sonuçlar neler geliyor gelsin volümümüz gelsin arkadaşlar. Teşekkür ederim. Şimdi dün de varmıştık bu konuyla ilgili. Oyunlarda neler oynanacak bugün? İslami Dayanışma Oyunları 5.si düzenleniyor Konya'da. Güreş var efendim. 8.30'da başlıyormuş. Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda. Para okçuluk e, müsabakaları var. Saraçoğlu spor tesislerinde saat 9'da başlayacak. Atıcılıkla ilgili müsabakalar saat yine 9'da Saraçoğlu spor tesislerinde. Artistik, jimnastik erkeklerde Konya Velodrom'da saat 9'da başlayacak. Tekvando saat 9'da Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs spor salonunda. Masa tenisiz yine saat 9'da TÜYAP fuar alanında. Boke oyunları saat 10'da Tüya Fuar alanında. Para yüzmeler saat 10'da Olimpik Yüzme Havuzunda. Yani bir taraftan takip etmek isteyenler için de listeyi aktarıyoruz. Handball'de saat 11'de Selçuklu Üniversitesi, Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda özür diliyorum. Voleybol saat 13'te Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde. Futbol saat 13.30'da Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumunda. Ee, atletizmde de saat 15.45'te bugün yine çok yoğun bir program var. 10 Ağustos çarşamba programına göre Konya atletizm sahasında gerçekleştirilecek bu oyunlar Konyalılara ve bölgede yaşayanlara ve spor severlere duyurmuş olalım. Gelsin bakalım. Sıradaki gazetemiz arkadaşlar. Tamam bunu verdik. Geçelim arkadaşlar. Alperen artık normal gündemimize dönelim dostum. Sabah gazetesi değil mi? Evet. Hakkımızı almaya gidiyoruz diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Abdül Abdülhamit San sondaj gemisi ilk görev yerine uğurlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan hiç kimse Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecek Türkiye'nin gururu bir en büyük gemisi anladığım kadarıyla. Gerçekten dünya bir doğal gaz krizine doğru ilerliyor. Özellikle Avrupa'da enerjinin daha kısıtlı kullanılması hazırlığı var. Ve Türkiye'de bu bağımlılığı çözebilmek için bir çaba içerisinde. İzleyelim geminin çıkışını. Abdülhamit Han gemimizi Ya Allah! Bismillah diyerek Gazi Paşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler bir kuyusuna uğurlayacağız. Abdülhamit Han sondaj gemisinin rotasını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Türkiye'nin bu alandaki iddiasını ise böyle özetledi. Dört tane sondaj gemimiz, iki sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız. Mersin'in Taşucu Limanı'nda iki buçuk ay bakım ve geliştirme çalışmaları yapılan Abdülhamit Han göreve başladı. Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi Yörükler 1 kuyusuna uğurlanmadan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tören düzenlendi. Gemimiz buradaki sondaj çalışmalarını bitirince durmayacak. Diğer kuyulara geçecektir. Bu şekilde bulana kadar aramaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan denizlerde elde edilen başarıyı karadaki keşiflerle taçlandırmak istediklerini aktardı. Bu amaçla hem yeni kuyu açma hem daha önce açılıp üzeri kapatılmış kuyuları tekrar üretime kazandırma faaliyetlerimizi kesintisiz devam ettiriyoruz dedi. Yurt içi petrol üretimimiz 65 bin var ile ulaştı. Hedefimiz yıl sonuna kadar 150 kuyu daha açarak bu rakamı katlayarak artırmaktır. Yunanistan'a da çok net bir mesajı vardı. Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur. Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecektir. Karadeniz'deki çalışmalarda devam ediyor. Gemilerden Fatih halen Türkali 10 kuyusundaki sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Yavuz Türkali 4 kuyusundaki üst işlemleri gerçekleştiriyor. Kanuni ise Türkali 6 kuyusunun alt tamamlama işlemlerini bitirdi. Karadeniz gazının ilk etabı için Gereken 10 kuyudaki işlemleri birer birer bitirerek buradan gelecek doğalgazı 2023 yılında milletimizin hizmetine vermeyi planlıyoruz. Türkiye'nin mavi vatandaki dördüncü sondaj gemisi Abdülhamit Han, filonun en güçlüsü. Sahip olduğu üstün teknolojiyle dünyada da sayılı sondaj gemileri arasında yer alıyor. 238 metre uzunluğa 42 metre genişliğe sahip. Yüksekliği ise 112 metre. Yedinci nesil teknolojiyle donatıldı. 12.200 metrede sondaj yapabilme imkanına sahip. 200 mürettebat kapasiteli 9 katlı gemide helikopter pisti de var. Sondajlarınız... Bereketli olsun diyoruz. Teşekkürler. Anlaşıldı Cumhurbaşkanı. Sağ olun. Var olun. Sondajlarınız bereketli olsun. İnşallah gerçekten bizim hakkımız olan topraklarda bulunan zenginliğe Türkiye kavuşur. Şimdi Karadeniz'de e, ciddi bir yatak bulundu. Önümüzdeki yıllar içerisinde e, Türkiye'ye gerçekten ciddi bir katkısı olacağı kesin. Ha, ne kadar önemli değil. Bu 20 yıl, 30 yıl Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını idare edecek bir şey var mı? Var. Akdeniz'de daha büyük bir hikaye yazılabilir deniyor. E bunun peşinde koşuyoruz. Yani ilginç bir paylaşmama duygusu içerisindeki bir coğrafya var. E tabii Türkiye'de kendi çıkarlarını koruyacaktır. Bence boşu boşuna yılları kaybediyor. Hem Rum tarafı, hem Türkiye tarafı, hem Mısır tarafı, hem İsrail tarafı. Kim varsa bu Akdeniz coğrafyasında. Temel olarak bölüşüm psikolojisinin içerisinde bulunamayan bir ülke yönetimleri var. Yeter artık. Yani ne yapacak? Türkiye bütün haklarını size mi bırakacak? Gerçekten ülke siyasetçileri bazen aklını yitiriyor. Yani ne diyeceğim bu konuda bilemiyorum. Karar, çiftçiye kırmızı mazot, EYT'liye emeklilik diyor. Kılıçdaroğlu Bay Kemal sözünü yeniliyor. Beğendi efendim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Bay Kemal vurgusuna. Bir karşılığı da var demek ki. Kılıçdaroğlu Edirne'de çiftçilere bir araya, çiftçilerle bir araya geldi ve sorunlarını dinledi. Vaatleri var. Tarladaki kadının primini biz ödeyeceğiz diyor. SGK devlet tarafından ödenecek. Havadan para kazanana izin verilmeyecek, bankadan dünyanın faizi alana, kar garantisi verilene yani havadan para kazanana imkan vermeyeceğim demiş. Kur korumalı mevduattan da bahsediyor. Kur korumalı mevduat ekonominin kalbindeki atom bombasıdır diyor. Kur korumalı mevduat ekonominin kalbine yerleştirilmiş bir atom bombası. İktidarımızda sadece faiz alacaklar. Öyle döviz garantisi falan yok. Türkiye sömürge değil demiş. Liyakati yok ettiler bu KPSS sınavı ile ilgili eleştirisi devam ediyor. Devlet Denetleme Kurulu'nu ha harekete geçirdik diyorlar. Beşli çeteler malı götürürken görevlendirmez, görevlendiremez çünkü kendisi de parçası iddiasında bulunmuş Kemal Kılıçdaroğlu ve EYT. EYT sorununu çözerse Bay Kemal çözer diyor. Bu konuyla ilgili haberimiz var. Cumhurba Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu e Edirne'deydi. Bu ayçiçek tarlalarında dolaştı, çiftçilerle konuştu ve kırmızı mazot dedi. Ne demek bu kırmızı mazot? İsterseniz kendisinden dinleyelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Edirne'deydi. Büyük Döllük Köyü'nde üreticilerle bir araya geldi. Onların sorun ve taleplerini dinledi. Benim sizlere bir sözüm var. Havadan para kazanlara ben imkan vermeyeceğim. Bunu size de söylüyorum, medyanın karşısında, iktidar sahiplerine de söylüyorum. Allah nasip eder iktidar olursak millet ittifakı olarak e ben bunlara izin vermem. Kimse kusura bakmasın. Ayçiçeği tarlasını gezdi, üretimiyle ilgili bilgi aldı. Destek vermenin ötesinde tam tersi yapıldı Türkiye'de. Gübreden, ilaçtan, mazottan tutun pek çok şeye aşırı zamlar yapıldı ve doğal olarak çiftçi nasıl ekeceğini, nasıl gelir elde edeceğini, hayatını nasıl sürdüreceğini bilemez noktaya geldim. Güne bakanların arasında fotoğraf çektirmeyi de es geçmedi. Ardından partisinin grup toplantısına geçti. Gündeminde yine üreticilerin sorunları vardı. Trakya topraklarının bölündüğünü de biliyorum. Bu konuda da kaygılar var. Bu bereketli toprakların sanayiye dönüşmemesi lazım. Bu topraklar bizi besleyen topraklar. Bu topraklar mübarek topraklar. Bu toprakların tarım için korunması lazım. Çiftçiye mazot desteği vaadini yineledi. Bizim karnımızı doyuracaksa ona mazotu indirimli vereceksiniz. KDV'siz, ÖTV'siz. Bu konuda sözüm var. Bay Kemal'in sözü var. Açık ve ne söylüyorum? İktidarımızda Allah'ın izniyle göreceksiniz. Çiftçiye mazotu KDV'siz, ÖTV'siz Kırmızı mazot vereceğiz. Kırmızı mazot. Bugün için manşetimiz bu. Şimdi ekonomi bloğunda birkaç cümle ederken siyaset kısmına da geçeceğiz. EYT işte mazot falan derken bu ülkenin çalışanlarının bir problemi olduğuna bir kez daha ortaya çıkarttı. Kim çıkardı? İSİK denilen bir meclis, İSİK Meclisi denilen yani iş güvenliği üzerine çalışan bir e, sivil toplum kuruluşu. Her gün 5 insan bu ülkede iş cinayetine kurban gidiyor dediler ve biz de iş güvenliği dedik. Bakın 7 ay içerisinde 1014 canımızı kaybetmişiz efendim. Bu ay sadece, gelsin öteki grafikler arkadaşlar hemen. Hemen hızlıca göstereceğim çünkü bu konuyu uzun uzun anlattık ama kabul edilebilir bir şey değil. 1014 can 7 ayda. Bakın yüzde %68 68'i kadın, 946'sı erkek olmak üzere ve 39'u çocuk yaşta e, çalışanlar olmak üzere, 55'i mülteci ve göçmen olmak üzere bu ülkede 1014 kişi iş kazasında hayatını kaybetti. Ve tarım ve orman 199'u yani yüzde 20'si aslında tarım işçisi. İşte yabancıları türküyle, göçmenleriyle geçici çalışma yapan yani mevsimlik tarım işçisi denilen insanlar. İnşaatlarda gene canlarımız yanmaya devam ediyor. Bu yıllık, bu sadece bir aylık 169 can. Hiç kabul edilebilir bir durumu yok. 14'ü kadın, 155'i erkek olmak üzere ve 17'si çocuk olmak üzere. Okullar kapandı, çocuklar tarlalara koştu, çalışıyor. Tamam hani hepimiz bir çıraklık yaptık o yıllarda. En azından bir işin ucundan tutmak duygusu. Ama bugün öyle değil. Karınlarını doyurabilmek adına çocuklar çalışıyor. Çalışıyor ve ölüyor. 1014 can gitmiş. Ekonomi bloğumuzda dediğim gibi uzun uzun diye anlattık ve bugün için bu konuyu tartıştık. Sizden de gelen mesajları aktarmaya çalışıyoruz. Lütfen siz hangi koşullarda çalışıyorsunuz? Hangi koşullarda çalışmaya maruz bırakılıyorsunuz? Neden iş güvenliği alınmıyor bu memlekette yeterince? 1014 kişi 7 ayda Geçelim büyük açılar konferansını Ankara'da devam ediyor. Dünkü e, konuşmacılar arasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu vardı. Türkiye terörle mücadelesinden bir adım geri atmayacak dediler. Bu e, terör koridoru parçalandı ve bundan sonra buna ne pahasına olursa olsun mücadele etmeyeceğimizi tekrar tekrar söyledik. Terör koridorunun parçalandığını söyledi. Pençekili operasyonunda terör bilançosunu açıkladı. Şu ana kadarki yapılan mücadelede sabah da iki tane haber geldi. 309 yazıyor burada. 311 terör eseri getirildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu. Terörle mücadeledeki en önemli bilgileri büyükelçilerle paylaştı. Cumhuriyet tarihimizin gerçekten bu söz değil. Yani matematiksel olarak bütün muharebe unsurlarımız e, angacı olmuş vaziyette ve dolayısıyla Cumhuriyet'ten en yoğun günlerini yaşıyoruz. Kara, deniz, hava kuvvetlerimizin tamamı itibariyle. Türkiye'nin hudutlarını dünya standartlarında koruduğunu belirtti. Teröristlerin olduğu her yer hedefimiz dedi. Türkiye'nin bu mücadelesinde yalnız bırakıldığını vurguladı. Biz diyoruz ki müttefiklerimize, dostlarımıza siz niye PKK'yla, niye ile işbirliği yapıyorsunuz? YPG'nin PKK'dan farkı yok. Fakat şu ana kadar maalesef bu konuda pozitif bir cevap, müsbet bir cevap almadık, alamadık. Suriye'ye düzenlenecek yeni harekat için mesaj verdi Bakan Akar. Pencekilit operasyonunun son halkı olduğunu söyledi, son rakamları paylaştı. İster bu pençekilit olsun, ister diğer operasyonlar olsun, hiçbir işgal harekatı değildir. Şu ana kadar ki yapılan e, mücadelede sabahta iki tane haber geldi. 309 yazıyor burada, 311. Terörist esrare getirildi. Ardından e, kürsüye ya, İçişleri ya, Bakanı ya, Süleyman Soylu bu, çıktı. Onun da gündeminde şey. terörle mücadele vardı. Değil. Yurt içindeki teröristlerin kaçacak delik bulamadığını söyledi. 2018'de Türkiye'deki telsiz konuşmaları terör örgütün 3867 3867'ymiş. Trendi görüyorsunuz şu anda 29. Bu şu demektir. Terör örgütünü birbiriyle konuşamaz hale ve iletişim kuramaz hale getirdik. Girilmeyen her yere girmeye çalışıyor. Her yerde kule yapmaya çalışıyor. Her yerde üst bölgesi yapmaya çalışıyor. Ve her yerde terör örgütü nefes aldırmamaya çalışıyoruz. Kafalarını çıkaramıyorlar. İnşallah bir gün terörsüz bir e, Anadolu, o coğrafya Suriye'si, Irak'ı, İran'ı, barış içerisinde huzurla rahatlıkla insanların içine gidip geldi ve kimsenin kimseye dönüp bakmadığı bir coğrafya haline dönüşür. Dualarımız bu istikamette. Umuyorum teröristler de artık bir adım bile atamayacak, ilerleyemeyeceklerini artık görsün. Ve bu coğrafyaya yaptıkları, çektirdikleri çileden vazgeçsinler. Onlara da sesleniyorum burada. Mehmetçiye teşekkür ediyoruz. Suriye topraklarında gözetleme kuyularında gece gündüz o terör örgütleriyle karşı karşıya IŞİD'le savaşıldı bu ülkenin çocukları. Gitti o coğrafyada IŞİD'le savaştı. PKK PYD ile savaşıyor. Mücadelesini veriyor, nöbetini tutuyor, Suriyelileri koruyor vesaire. Ama umuyorum ailelerine kavuşurlar. Bunun için de barışı desteklemeye devam ediyoruz efendim. <laughs> Amerika'da Tarzan zorda. Evet, Trump diyor efendim. Karar gazetesinin manşetine geçelim. Eski başkanın evine FBI baskını. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri tarihinin hiç görülmemiş işlerini yaşıyor ve yaşatıyor Donald Trump. Trump Gate Amerika Birleşik Devletleri tarihinde bir ilk demiş. FBI Trump'un villasına baskın yaptı. Aramanın Beyaz Saray'da, Saray'dan resmi belgelerin çıkarılmasıyla adam giderken kutu kutu resmi belge çalmış. İddia bu Amerika Birleşik Devletleri'nin gazetecileri arasında konuşulan bir taraftan da şöyle bir bilgi var. FBI başkanını atayan isim. Şimdi bir taraftan seçimler geliyor. Bakın bana baskı yapıyorlar diyerek önemi geçmeye çalışıyor. Kendi atadığı FBI başkanının bu operasyonu düzenlemesi kuşkulara neden olmuş durumda Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tezgaha bakar mısınız? Ama kutu kutu belgeye el koydu. Gördüğünüz gibi burası Trump'ın Florida'daydı zannediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam evinin önündeki kutular. Adam Biden'ın kazandığı gün helikopterine Beyaz Saray'dan çıkarken o kutuları yüklerken görüntüsü var. Almış götürmüş belgeleri. Bazı belgeleri tuvalete atmış. Onunla ilgili fotoğraflar paylaşılıyor Amerikan basınında. Yani çok ilginç bir gündeme sahip. Donald Trump olur da ilginçlik olmaz mı? Sıradaki haberde bakalım. ABD tarihinde ilk kez eski bir başkanın evine baskın düzenlendi. Donald Trump'ın evi FBI ajanları tarafından didik didik arandı. <laughs> Donald Trump 2020 seçimlerinin sonuçlanmasının ardından Washington'ı terk etmiş ve ABD'nin Florida eyaletine taşınmıştı. Eski başkanın bir buçuk yıldır ikamet ettiği devasa evine FBI ajanları tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında Trump New York'taydı. Eski başkan açıklamasıyla ateş püskürdü. Evin büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi. Bu ancak 3. Dünya ülkelerinde yaşanacak bir olay ifadelerini kullandı. FBI'ın evindeki kasayı bile açtığını iddia etti. Baskının neden düzenlendiği bilinmiyor. Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılırken bazı gizli belgeleri kaçırdığı düşünülüyor. Eski başkansa baskının yeniden aday olmasını engellemek için olduğunu savunuyor. <laughs> FBI baskınına tepkilerde gecikmedi. Trump'ın destekçileri lüks malikanenin önünde toplandı. Biden yönetimine ve demokratları protesto etti. <laughs> Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail'e gideceğiz. Milli Gazete ile başlayalım. İsrail'in İsrail hükümetlerinin acımasız operasyonları devam ediyor. Milli Gazete İsrail yıktı, dünya seyretti diyor. Siyonist işgalcilerin yıkımı ist ıı, istatistiklerle ortaya konuldu. Son yıllarda 45 Filistinli Son saldırılarda çok özür diliyorum biraz küçük yazılmış. 45 Filistinli şehit olurken onlarca ev kullanılamaz hale geldi. 45 şehit ve 539 yaralıdan bahsediyoruz. Dünyadan ses çıkmıyor. Sanki bölgeden çıkıyor gibi. Ateşkes ilan edildi mi? Edildi. Peki Nablus neden vuruldu? 3 şehit daha var. İsrail saldırılarını sürdürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü. 40'tan fazla kişiyi yaraladı. Ya Allah, Allah. Ya Allah. ABD'deki baskın İç İstihbarat Servisi Shinbet şabakla ortak yapıldı. İsrail askeri bir evin etrafını sardı. Tansiyon da o sırada yükseldi. İsrail ordusunun iddiasına göre baskın sırasında Filistinlilerin taşlarla askerlere karşılık vermesi üzerine olaylar çıktı. Omuzdan fırlatılan roketler de dahil birçok silah kullanıldı. <laughs> O baskında öldürülenlerden biri Filistinli aktivist İbrahim Ennablusi idi. İsrail ordusu öldürülen aktivisti birçok eylemden sorumlu tutuyordu. Cenazesi yüzlerce Filistinlinin omzunda taşındı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Birleşmiş Milletler raporlarına göre İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6000 Filistinli de yaralandı. <laughs> Bu arada ateşkesi aracı olan Mısır'ın Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile İsrail Başbakanı yerle Lapid telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede sükunetin korunması, Batı şeria ve Gazze şeridinde gerginliğe yol açması muhtemel her türlü girişimin önüne geçilmesinin önemi konuşuldu. Umuyorum bu iki ülkede de barış severler kazanır, savaşın devam etmesini isteyenler değil, seçim öncesi. Seçim yatırımı diye bomba atılır mı ya? İddialar korkunç. Ama ne İsrailliler ne Filistinliler. Artık hiçbir sivil ölmesin bu coğrafyada. Dualarımız bu istikamette. Küba'ya bakacağız. Küba'da e, korkunç bir manzara var. Bir petrol tesisinde başlayan yangın 3 gündür devam ediyor. <laughs> Petrol tesisindeki yangın söndürülemiyor. Cumartesi gününden bu yana süren yangında yeni patlamalar yaşanıyor. Şehir cehenneme dönmüş durumda. Küba'nın sanayi şehri Matastaz'da akaryakıt tankerine yıldırım düşmüştü. Çıkan yangın her geçen gün büyüdü, diğer tanklara da sıçradı. Dört büyük patlamanın meydana geldiği tesiste humalı bir çalışma var. Ülkedeki itfaiye ekiplerinin büyük çoğunluğu bölgeye kaydırıldı. Buna rağmen yangın kontrol altına alınabilmiş değil. Küba devlet başkanı komşu ülkelerden yardım istemişti. Meksika ve Venezuela'nın gönderdiği birer ekip Küba'ya ulaştı. <laughs> Yangına müdahale devam ederken bir patlama daha meydana geldi. 8 ayrı yakıt tankının bulunduğu depolama tesisinde bir tank daha patladı. Çıkan dumanlar tüm gökyüzünü kapladı. Kilometrelerce öteden görüldü. Patlamanın yaşandığı günden bu yana bir kişi hayatını kaybetti, 120'den fazla kişi yaralandı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ve yerel gazete manşetleri. Van'la başlıyoruz. Van Bölge Gazetesi. Van'da yasal takibe düşenlerin oranı artmış durumda. Bütün Türkiye'de olduğu gibi geçen borçluyuz diye manşet atmıştık efendim. Bir hafta içerisinde 14 milyar TL toplamda 1 trilyon 200 milyar TL borcu olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hikayesini anlattık. Van'da bu bir hafta içerisinde ikiye katlanmış durumda. Bölge Gazetesi'nden aktarıyoruz. Van'da yasal takibe düşenlerin oranı arttı. Bu konuyla ilgili çözüm şart. Yeni Haber Gazetesi Birlik Güçtür İslam Dünyası Konya'da buluştu diyor. Oyunlarla ilgili gerçekten görsel şölen e, görüntüsü, manzarası paylaşılıyor. Kırmızı beyaz bir fotoğraf ve son olarak da BBN Haber'de muhteşem manşeti atılmış e, ve e, Konya'da 5. İslam oyunları ile alakalı olarak Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da yapılan 5. İslami dayanışma oyunları muhteşem bir açılış seremonisiyle başladı. Gösteriler mest ederken Konya Türk İslam coğrafyasında liderlerin buluşmasına sahne oldu. Çok güzel görüntüler bunlar. Adımızın böyle güzel barış hikayeleriyle anılması, bütün dünyada ön plana çıkması bizi de mutlu ediyor. Hadi şu Konya'daki açılışa bir bakalım. Beşinci İslami Dayanışma Spor faaliyetlerini başlatıyorum. da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları muhteşem bir seremoniyle resmen başladı. Açılış törenini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Işdiye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başkanı Eymen Bir Abdurrahman, Suudi Arabistan Spor Bakanı ve İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz Bin Türkiye Alfaysal Al, Al Suud tribünden izledi. Müzik 56 ülkeden 4200 sporcunun katıldığı dev organizasyonun açılış töreni oldukça görkemliydi. Yüzlerce dansçı Anadolu motiflerinin yer aldığı muhteşem gösteride dünyaya kardeşlik mesajı verdi, birlik güçtür vurgusu yapıldı. Sersuz kütüphanesi. Aynı zamanda... Ardından organizasyona katılan ülkelerin sporcuları seyircileri selamladı. Türk sporcuların geçişinde coşku doruğa çıktı. Sena Keçici taşıyor. Pırıl pırıl iki kadın sporcumuz ülkemizin bayrağını taşıyor. Törenin en renkli anlarından biri geçiş töreninden sonra gerçekleşen kaşık gösterisiydi. Tribünlerdeki izleyicilere de kaşık atıldı. Binlerce kişi aynı anda kaşık çaldı. <laughs> Törenin sonunda 300 ışıklı dronla gökyüzünde semazen şekli oluşturuldu. Sahnede ise gerçek semazenler vardı. <laughs> 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye günü 18 madalya ile tamamlarken, ülkeler sıralamasında 40 madalya ile zirvedeki yerini koruyor. Sporcularımız günü 5 altın, 7 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 18 madalya ile tamamladı. Ay Yıldızlı sporcular organizasyonda 16 altın, 14 gümüş, 10 bronz madalya toplarken Türkiye toplam 40 madalyayla ülkeler sıralamasında zirvede yer alıyor. <laughs> A milli kadın handbol takımı 5. İslami dayanışma oyunlarında gruptaki ikinci maçını da kazandı. İlk maçında Bangladeş'i 51-10 yenen Türkiye, Senegal'i de 34-23 yenmeyi başardı. Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda yapılan Kadınlar A grubu mücadelesinde Türkiye, Senegal karşısında ilk yarıyı 16-13 önde tamamladı. Ay Yıldızlılar ikinci yarıda da üstün bir oyun sergiledi ve karşılaşmadan 34-23 galip ayrıldı. Türkiye, gruptaki son maçında 12 Ağustos Perşembe günü saat 13'te Özbekistan'la karşılaşacak. Beşinci İslami dayanışma oyunlarında atletizm heyecanı sürdü. Erkekler 400 metre engellide Katarlı Bassem Hemida 48.67 koşarak bu alanda büyük başarılara imza atan Türk atlet Yasmani Kopello Escobar'ı geçerek altın madalyaya ulaştı. Yarışın son metrelerinde Katarlı atletin hatağına karşılık veremeyen Yasmani 48.86 ile ikinci, Cezayirli Abdelmalik Lahaulov da 49.15 ile üçüncü sırada yer aldı. Sporculara madalyalarını eski milli atlet Semra Aksu verdi. Çekişmeli geçiyor mücadele. Gördüğünüz gibi son anda o foto finişte belirlenmiş. Peki Türkiye'nin durumu nasıl? Konya'da nefes kesen açılışlıyor Fanatik Gazetesi ee, ve bu konuyla ilgili haberi paylaşıyor. Ama benim dikkatini dikkate çekmek istedi dikkat çekmek istediğim başlık altın madalyalar konusu. Para yüzme kadınlarda 50 metre serbestte Sevilay Öztürk ve atletizm alanında 3 adım atlamada Necati Er altın madalyayı kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı. Bayrağımızı göndere çektirdi. Yine Deniz Dağdelen, Hatice Kübra İlgün, Görkem Polat, Şevval Beren Mutlu, Zeliha Ağrız, Emine Avcu, Koral Berkin Kutlu ve Meryem Nurtun'u aldıkları gümüş ve bronz madalyalarla Türkiye'yi gururlandırıyor. Yeter ki barış içerisinde, dostluk içerisinde buna bir katkısı olsun. Konya'da güzel günler yaşanıyor. Bu bölgede yaşayanlar ve Konyalılar bütün spor dallarına ilgi gösterelim. Her zaman oraya kadar gelmez bu oyunlar efendim. Gelmişken tadını çıkartın derim ben. Bizden bugünlük bu kadar. Konya'yı anlattık, siyaseti anlattık, EYT'yi anlattık, kur korumasını anlattık, olayları anlattık, sağlıkçılara yönelik şiddeti anlattık. Pek çok başlıktan bahsettik ama manşetimiz iş güvenliğiydi. Bir ülkede yiğit... 7 ayda 1'in üzerinde insan iş kazasının hayatını kaybediyorsa önemsenmelidir. Bizden bugünlük bu kadar. Yarın sabah 7'de yine BBN Türk ekranlarında günaydın Türkiye'm diyeceğiz. Hepinizi bekliyoruz efendim. Evet.